Merhaba efendim. TV'nin ekranlarında 4 4 futbol başlıyor. Futbol gündemini değerlendireceğiz. Özellikle ameli takımımızın son karşılaşmalarını konuşacağız. Ve tabii ki kulüplerin sıcak gündemini de sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağız. Ee, bu hafta Cüneyt Kaşelev'in kademesinde Emrah Kayalıoğlu olacak. Emrah abi özellikle sana ilk yayının başında hoş geldin diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, ve tabii ki yine aynı kadroyla sizlerin karşınızdayız. Ameli takımla başlayalım. Ameli takımımız İlk iki karşılaşmasını oynadı. Karadağ maçı istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Ancak Cebeli Tarık maçından 3 puanı aldık. Tabii ki o karşılaşmanın da içinde ilginç gelişmeler yaşandı. Bunları da konuşacağız. Emre abi seninle başlayalım istersen. E, Ameli takımımızın e, bu milli arası özellikle Avrupa Şampiyonası'ndan sonra nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusuydu. Karadağ maçında istediğimizi alamadık ve o maçında da sonrasında yaşanan tartışmaları da hep birlikte takip ettik. Cebeli Tarık maçı da açıkçası çok da müthiş geçmedi bizim için. Neler söylemek istersin ve Hollanda maçı için de tabii değerlendireceğiz. Karadağ maçı öncesinde benim aklımdaki en büyük soru işareti işte Premier Lig'den gelemeyenler kadro vesaireden daha çok Euro 2020'nin o mental e, darbeyi nasıl atlattık mı atlatmadık mı? Onu göreceğimiz bir maç olarak görüyordum ben. E, pek atlatamamışız diye düşünüyorum maçtan sonra. Yani e, Şenol Hoca belki işte son 15 dakikayı bir daha seyredin bakın falan işte ne kadar doğru oynadığımızda falan dedi. E, kabul yani e, orada ciddi kontra fırsatları bulduk 2-3 e, tane ama onları iyi kullandığımızı söylememiz mümkün değil. E, zaten birinden birini kullanmış olsak e, kapıyı kapatacaktık. Kapıyı kapatamadık. Onun da faturası e, yani lüzumsuz bir duran top o duran topta e, kötü bir baraj. E, anlık bir kaleci e, hatası. E, sonuçta yine son saniyelerde yenen golle kaybedilen bir iki puan daha. E, sonrasında Cemil Tarık maçı yani en kötü halimizle bile yeneceğimiz, kazanacağımız bir maç. E, en kötü halimiz değildi. 3-0 kazandık. Ama iyi bir halimiz miydi? Hayır değildi. Ee, yani ben Cemil Tarkays'taki e, yani çok soru işareti var o maçtan sonra çok sorulması gereken soru var orta yerde ama önümüzde çok da kritik bir Hollanda maçı var. Öyle bir açmazımız var aslında. Yani onun için biraz eleştiri düzeyinde hala e, ne olursa olsun yani çünkü yıpratmaktan da çekiniyoruz takımı. E, ama söylememiz gerekenleri de söyleyelim. Şimdi e, biz bu maça bir averaj için çıktık. Kazanmamız zaten kazanamama diye bir ihtimal düşünmüyordu. Kimse düşünmüyordu herhalde. Burada amaç Averaj'dı. Ee, şimdi Averaj için çıktığım bir maçta sağda Enes var. Kulübede Kenan ve Halil var. Sağda Kaan'la Çağlar var. Kulübede Ozan Kabak, Merih halpaslan var. Yani e, Kenan'la Halil'in ne kadar doğrudan 9 numara olduğu da ayrıca tartışılır tabii. Evet. Yani 1-9 iki tane yardımcı 9. 5 tane stoperli bir kadromuz var. Şimdi yani bu kadroda tamam İngiltere'den gelenlerle ilgili sıkıntı var ama sonuçta Türkiye'de forma giyen eee averaj için çıktığım bir maçta şimdi Allah korusun yani bir santrfor Enes'le çıkıyorsun. Burak yok. Enes sakatlanabilir, kart olur, şu olur, bu olur. Alternatiflerin Kenan, Halil. Yani Türkiye liginde bir tam anlamıyla, kelime anlamıyla bir dokuz bulup kulübeye atmış olsak ne zararı vardı? Ve bunun için yabancı sınırı getirildi. Üç tane yerli oyuncunun <laughs> oynaması zorunlu kılındı. Ama geldiğimiz nokta itibariyle ilk 11'imizde kaç tane Süper Lig'den futbolcu var? Bu da çok da O da ayrı da bir tartışma artık. konusu. Şimdi erken golün çok önemli olduğu ortada. Yani penaltıyı atsaydık erken golü de bulmuş olacaktık. Evet bu doğru bir görüş. Bir itirazım yok. Ama o zaman soru şu. Sevgili Taner Karaman paylaşmış. Son iki sezonda 5'te 5 atmış Kerem sağdayken penaltıda son 3 e, sezonda sadece 3 penaltı kullanıp birini kaçırmış. Enesi e attırdık penaltı. Doğru bir tercih mi? Onu da tartışmak lazım. E, şimdi Burak Cengiz oynamadı. E, Hakan sadece ikinci yarı oynadı. Bunlar Hollanda karşısında zinde olacaklar. Kabul ama Cebeli Tahara 3 net pozisyon verdik. Uğurcan'la ayakta kaldık. 0-0 ken verdik. 1-0 ken verdik. Ha yani 0-0 ken hadi saldırıyoruz diyelim, veriyoruz da. Öndeyken de verdik. Duran toptan pozisyon verdik. Yani bu defansif performans Hollanda karşısındaki eee alacağımız sonuç öncesinde bence yani benim gözümde çok büyük bir soru işareti. Yani e, onun dışında biraz böyle genel anlamda fikstürle ilgili grupla da ilgili değerlendim ama evet. maçları konuşalım Konuşacağız, onu detaylandıracağız sonra. zaten evet panik anlarından çıkamıyoruz gibi gözüküyor milli takımımızın şu anda yaşamış olduğu sorunlardan bir tanesi de o Ergin Aslan sen neler söylemek istersin yani bizim e, uzun yıllardır bir kronik problemimiz var yani öngörülemeyen bir takımız. o istikrarı çizgisi ya yani kötüysek o kötü çizgide gidelim iyiysek o çiz, iyi çizgide gidelim yani biz iyi ve kötü çizgisinde e, çok kısa sürede değişen bir takımız bu iyi bir şey değil takım için. Hocanın maç sonu yüz ifadesi, ruh hali, gerginliği bunlar da hoşuma gitmiyor. Ee, yani Şenol Güneş'le biz Avrupa Şampiyonası'na giderken ve Dünya Kupası gruplarına başlarken övgüler falan güzeldi ama çok çok profesyonel bir iş yapıyorsunuz hocam. Yani iyi olduğu zaman zaten manşetlerde zirvedesiniz. Yani insanlar soru sorar, insanlar eleştiri yapılır. Yani bu, bu gerginlik çok hoşuma gitmiyor. İki kadro tercihleri Bizler gibi yorumcular bunu konuşuyor sokakta insanlar taraftarlar konuşuyor bazı rahatsızlıklar var bu ezelden beri vardır ama bu kadro tercihleri takım içerisinde arkadaşlar arasındaki bunların hepsi yakın arkadaşlar yani burada bir e, kadro forma adaletsizliği duygusu oluşmaya başlarsa bu sahada mental olarak o takımı etkiler yani ben bundan da endişeliyim İkinci endişeli olduğum şey uzun yıllar sonra şampiyon öncesine dönelim bütün futbol severler olarak bir milli takım artan milli takım ilgisinin zedelenmesi. Çünkü 5 e, maç Cebeli Tarık maçının denklem dışına koyalım. Son 5 maçımızda elle tutulur neredeyse hiçbir şeyimiz yok. Yani bu kadro tercihleri, oyuncu tercihleri bunlar tabii ki eleştirilecek. Ben mesela anlamadığım iki tane maç olay var Cebeli Tarık'a karşı. Bir, şimdi sol bek Mert Müldür'le oynadık biz. Neden? Mert Müldür sol bek mi? Neden oynadık? Şimdi Rıdvan var. Rıdvan'ı neden çağırdın hocam? Cebeli Tarık'a karşı oynamayacaksa nerede oynayacak mesela Rıdvan? Yani Cebeli Tarık'a karşı bile oynamayacaksa. İki Enes çok talihsiz bir açıklama. Yani Enes şeye alışkın nedir onun adı? Suni içime alışkın, halı sahaya alışkın der gibi. Ben de 30 senedir oynuyorum halı sahada mesela. bu, bu, bu kriter mi? Kriter değil ki. İkincisi, üçüncüsü. Yani bu oyuncuları bir görmek istedim dedi. Mesela ne için görmek istedi Şenol Hoca bu oyuncuları? Hollanda maçında kullanacak mı? Hayır. E, Ekim ayında mı kullanacak? İki ay sonra mı kullanacak mesela? O, o, o zaman için mi görmek istedi? O zaman için görmek istediyse bu iki aydaki onların kulüp performansları kriter olmayacak mı mesela? Şimdi milli takım oyuncusu diye bir şey oluştu. Hep karşı olduğum bir şey bu benim. Hayır milli takım oyuncusu diye bir şey yoktur. Milli takım o hafta o ay her neyse kim formdaysa o seçilerek oynanır. Şimdi ben Adem Büyük olsam bir, bir düşünürüm ya benim hiç bir hayal kurma milli takım forması hayali kurma imkanı bile verilmiyor yani bana. derim. Çünkü niye? Bir adam milli takım formlu da olsa formsuz da olsa kendi kulübünde oynasa da oynamasa da milli takım yeri garanti. Bu bizim yıllar içerisinde milli takıma getirdiğimiz, milli takım hocalarına getirdiğimiz eleştiriydi. Şenol Hoca ile bunun kırıldığını düşünürken yine oraya evrildik. E, o yüzden bu sarmaldan çıkıyor olmamız lazım. Testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. İnsanlar diyor ki Hollanda maçı var, işte niye böyle yorum? Ya bizim burada iki söylememiz de Hollanda maçı ile ilgili bir şey, bir moral bozukluğu falan olmaz. Hoca bizim hocamız, takım bizim takımımız, oyuncular bizim oyuncularımız. Dolayısıyla bunları birileri söyleyecek ki belki karınca misali bir şeye bir 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 faydası olur diye düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi yani hoca oyuncu tercihlerindeki kararsızlığı dışarıyı etkileyebilir. Yani bizler üzerine konuşabiliriz. Benim tereddütüm takım içerisindeki bunun sıkıntılara yol açması. Şimdi Uğurcan'ı kestiğin zaman bir önceki maçta Avrupa Şampiyonası faturasını Uğurcan'a bu maçta Altay'ı kestiğin zaman da Karadağ maçının faturasını Altay'a kesmiş gibi oluyorsun. Yani seninden ötürü der gibi bir hamle oluyor yani. Dolayısıyla iki tarafa da mavi boncuk yapayım derken ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamaz hale gelirsin. Bunların hepsi bir, bir süre sonra sıkıntı doğurur. Bitiriyorum Hollanda maçına dair öngörüm şu. Benim bu maça dair içimi e, iyi yönde tutan şey bizim öngörülemeyen bir takım olmamız. Bu tarz maçları çünkü o konuda dengemiz yok. Bu tarz maçları iyi oynayıp iyi skorlar alıp beklentilerin ötesindeki yüksek beklentili maçlarda ise kötü performans koyuyor olmamız. Hollanda maçına dair tabii ki favori Hollanda olabilir ama bizim o Günlük reaksiyonumuz, günlük performansımız e, bu maç için e, olumlu ya da umutlu bir şey düşünmemize neden olabilir. Çok büyük avantaj kaybettik. Bizim rakibimiz asla Karadağ ve Cebelitarik değildir. Üçlü bir turnuva gibi bu, üçlü bir grup gibi bu. Oradan birini gözümüze kestirip üstüne çıkmaya çalışıyor olmamız lazımken. iki tane üst üste öyle maçlarda puan hatta Letonya'da kat üç maçta öyle puan kaybettik ki şu an 6-7 puan fark açmıştık en yedi rakibimize. Bu, bu avantajı tersine çevirmemiz için. Hollanda maçında iki değil artık 4 depar fazla atmamız gerekecek. Öyle gözüküyor ki Hollanda'daki teknik direktör değişimi de onlar için avantaj bizim için dezavantaj haline geldi. İyi de bir ivme yakalamış gibi görünüyorlar. Mehmet Ayan sen nasıl yorumluyorsun son dönemi? Yaklaşık bir aydır özellikle program sonlarında 1-4-7 Eylül konuşurken ya bu 4 Eylül'ü kazanırız. 7 Eylül'ü ortada belki mali buluruz. Bütün sinema 1 Eylül maçı deriz. Hatta Erdal abinin Galler maçını adreslemiştik. İtalya'ya mağlup oluruz. İsviçre'yi yenme ihtimalimiz var. Bu Galler maçı sıkıntılı maç. Yani ortada ne olduğu belli olmuyor. Şimdi Ergin'in ve Emrah abinin bütün dediklerini alıyorum, kabul ediyorum. Bir üç gün öne çekiyorum. Şimdi ikinci yarıda Karadağ maçında şunu gördük. Ya yani gerçekten bu takımda herhangi bir disiplin yok. Disiplinden kastım hat hut zat değil. Şimdi ee, coğrafya kaderdir. Amin var mı abi? Coğrafya kaderdir ya. Tartışılır. coğrafya Tabii. kaderdir ya. O maçın son dakikalarında pek çoğumuzun geçmişte de belki itiraz ettiği benim de itiraz cümlelerine bulunan o abi ilk müessesinin gerçekten takım içerisinde bir halt olmadığını gördük. Bir şey yaramadığını gördük. Bir şey yaramadığını gördük. Demek ki ona ihtiyacımız var. Yani, bırak bir de Enes'e denk geldi şimdi. Enes üzerinden de çok konuşmak istiyorum Çünkü ben Enes benim için de takım santrporlu konusu yok hükmünde. Ameliyat takım santrporlu konusu yoktur benim için. Ama o çocuğa denk geldi. Ya kardeşim oğlan dört yapıyor kaleci. Enes de gitmiyor. Bitti. Şimdi tabii ki şu denebilir efendim işte orta yapınca oyuncu eksi falan ben bilmem. Ben orada kaleciye bakarım. Çünkü orada benim artık komutanım kalecidir. Ondan sonra ben o çocuğa hesap soruyorum. Dedim ki kardeşim sen ne yaptın öyle şey mi olur diye. Yani iki tane kara var. Kardeşin dört yapıyor, üç kalıyor. Enes ona denk geldi. Tek, keşke denk gelmeseydi. Benim için miktar kısmından olarak yok hükmünde bir çocuk. Gitmiyor 2-2. Ve e, Ergen'in dediği gibi biz söyleyince bir şey olmaması lazım. Ama herkes söylüyor ya sen 2-0-3-3, 2-0-2-2 ya ne yapıyorsun ya? Bak Karadağ maçından benim korkum beklenti ben Karadağlı 5 oyuncu tanıyorum desem yalan söylerim. Ama Karadağ maçında daha eski Yugoslavya ekolüne yakın bir Karadağ bekliyordum. Çok daha derli toplu oyunu bilen oynamayı bilen bir takım karşımızda bekliyordum. Baktım Cengiz zaten aldı sürtleri. Ya tamam dedim ikinci Onlar yarıda. Onlar da 5-6 oyuncu ile eksik geldiler. Tamam ama sahadaki, önemli oyuncuları sahadaki de, kadro tabii en, en önemli oyuncu Sahadaki kadro ya onu artık yana abi. Yani ikinci yarı artık 2-0'dan itibaren hatta 2-1'den bak e, parantez parantez açıyorum. 2-1 olurken maç. Bir dakika önce bir pozisyonları vardı. Aynı pozisyon. Gene sağ iç koridorundan Mert Müldür şeyin arasından e, arasından attıkları top. Bir dakika sonra gol oldu. O golü biz nereden hatırlıyoruz peki? Aynısını neredeydik biz? Kim attı içeri? Gerrit Bale attı. Aynı Malazgirt yani ya, ayı gibi şey yayı gibi e, boşalmış bir arka taraf. Gerrit Bey attı. 2-3 kere attı. Bir iki tanesi gol oldu. Ha ilk golü diyorsun sen. Tabii tabii ilk gol. Yani bütün Emre abin de Ergin de hepsine katılarak şunu söylemek istiyorum. Ee, milli takım bütünlüğünü bu bizim çocuklar duygusunu kaybediyoruz. Ve bu çok hoş bir şey değil. Şenol Hoca'nın tercihlerine gelince. Ben Şenol Hoca'nın bu şey maçında yaptığı e, en son Cebeli Tarık maçında yaptığı tercihlerin eleştirilmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama Ergin'in yine sözünü ettiğim imza attığım konu abi Tırnak içinde Cevherli Tarık kolay maç mı? Ve benim de şu anda milli takım havasını, formasını e, içine sokacak, soluklayacak bir çocuğum mu var kenardaki? En gençlerin bir tanesi. Niye Rıdvan'sız başlıyoruz? Niye Rıdvan oynamıyor mesela? Rıdvan oynayacak bu kadar basit. Yani Mert Müldür neyi denemek istiyoruz? Tamam ben hatta maç dedim gördüm İsviçre maçında Mert Müldür soldan iyi kaydı geldi. Tamam mecbursun kimse yok nalet çıksın oynatıyorsun ama bir Cebeli tarif maçı ya. Efecan oynadı Mehmet abi ikinci e yarı oluyor, gözünü Efe seveyim. Oynuyor, Sol bek oynadı Efecan bunu da ha konuşalım bu nasıl, yani. Nasıl bir anlayıştır yani Rıdvan niye çağırıyorsun <laughs> abi o zaman çocuğu bırak Beşiktaş değil Rıdvan yapsaydı. Kaldık Rıdvan sonraki sette çağırıldı biliyorsun. Aa, i̇lk sette çağırılmadı. Ve bence bu süreçten Rıdvan bayağı olumsuz etkileniyor gibi gözüküyor. Yani bir de şey tabii Hakan Çalhanoğlu meselesi var. Yani konuda Konuşunca Türkiye'de kapıda e, güvenlik görevlileri dahil herkes dövdüğü için Ayten konuşamıyoruz konuşamıyorum. Sen. Niye? Yok eleştirilemiyor. Öyle bir şey. Yok canım. Yani <laughs> İyi yorum yapamıyor musun <gülüyor> onunla <gülüyor> alakalı? <gülüyor> ha? İyi yorum yaptığın eleştirilemiyor, zaman. Hayır, hayır, yok. Eleştirilemiyor. Ben yaparım da eleştirilemiyor. Hakan Çalhanoğlu şey eleştirilemiyor. Çünkü Hakan Çalhanoğlu kötü bir laf söylediği zaman e, sonu vatan hainine gidilen e, bir güruhla, bir zümreyle karşılaşıyorsun. Sakın. Yani dün ne güzel vurduk gördün değil mi? Şahane ikinci gol ne kadar güzeldi yani. Maç kurtardı helal olsun. Böyle deyince makbul adam olmuş Türkiye'de. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili. O yüzden Enes maalesef zaten çok beklentilerim içerisinde. Benim için anlık takım seviyesi bir santifor asla değil. Yok hükmünde Hakan Çalhanoğlu da e, medya baskısı ve sosyal baskı nedeni eleştiremiyorum kusura bak. Peki Şenol Hoca konusu e, milli Erdal abi TRT'de çok güzel anlattı. Cuma akşam çok 7 dakikalık şeyi dinledim. E, çok güzeldi. Oradan bence başlamak lazım. E, Cevri Tarık maç öncesi çok güzel anlattı. Şenol Hoca özelinde özellikle çok fazla tartışma devam ediyor şenol, şu anda. Şenol Hoca'ya şöyle bir problem olduğunu çok önceleri söylemiştim yani. Araba kaza yapınca yaptığında durumu toparlama kabiliyeti zayıf biraz. Felaket anlarında sıkıntı mı yaşar evet, hoca? Evet. Ben TRT'de söylemediğim bir şey aklıma geldi şimdi. Başka bir şey konuşmalıyız biz bence. Emre Belezoğlu'nun yardımcılığı meselesi bir dedikodudan ibaret değil değil mi? Yok. Abi soruyu, soruyu ben sordum bu arada. Yani bir şekilde tamam. söylemişti Büyük zaten. Büyük basın toplantısında soruyu ben sormuştum. Tamam. Şimdi, Oradan hatırlıyorum. Şimdi bir görüşme oldu. Evet. Olmadı değil mi? Evet. Şimdi i̇şte, eğer oraya biri ihtiyaçsa niye başka biri alınmadı? Oraya bir ihtiyaç yoktu da Emre Belezoğlu mu sadece atanacaktı. Ya, problem değil mi bu? Evet. milli takım teknik direktörünün bir yardımcıya ihtiyacı varsa, başat bir yardımcıya ihtiyacı varsa ki Emre Belezoğlu ile görüşüldüğüne göre Bayram Hocam o konuda hani bir değil ikinci sırada düşünülmüş. Olabilir de. Eğer bir, bir ihtiyaç varsa Türkiye'de bir tane mi var burada? Yani o, o profilde bir tane var ve o olmayınca olmuyor mu? Yok öyle o değil Onu da mi? ben yapacağım dedi galiba. Nasıl? Değil mi Hocam? O görevi de ben yapacağım dedi. Ya bu problem değil mi? Ya bu çok büyük bir problem değil mi? Biz Emre Belazoğlu'na pozisyon mu arıyoruz? Milli takıma yardımcı. Milli takıma yardımcı kadın. mı arıyoruz? Milli takıma yardımcı ihtimali sadece Emre Belazoğlu mu? Önce orada bir ihtiyaç oluşur. Ondan sonra o, o yani kişi ihtiyaç varsa zaten Emre Belezoğlu olmadı. Olursa da Ünal Karamaz alıyorum. Çok yani hoca Ünal Hoca da şey yapmasın. Yanlış anlaşılmasın. Ya olur bir sürü isim var. Emre Belezoğlu olmaz mı? Bir tanesi olur. Ya böyle bir şey olur mu? Yani o görüşme o zaman şey ya tamamen Emre istediği Emre Belezoğlu istediği için orada bir pozisyon ayarlandı mı? Saçma değil mi ya? Bir düşünelim bunu ya olur mu şey? Emre Belezoğlu yardımcılarımla gelirim demiş cümlesi var. Ya o, o kısmı ayrı. O kısım. O Ay Yardımcılar mı olur be? O kısım. Milli takım. O kısım hocanı iyi ilgilendirir. Benim benim ilgilendiğim bir Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi altındaki milli takımın kurumsallık meselesi. Ya bir yere bir ihtiyaç olur. Şimdi burada biz bir deriz ki burada bir beşinci adama ihtiyaç var. Ama deriz yoksa bizim bir adamımız var. Bunu mutlaka almamız lazım. O ama o gelmiyor. O zaman başka birine gerek yok. Böyle bir yerden kurumsal olarak söz edilebilir miyiz? Ya biri ya hiç. Bunun transfer modelini düşünün mesela. X santraforu alabilirsek alacağız, başka transfer almayacağız. Olur mu böyle bir şey? Senin santrafora ihtiyacın varsa 10 tane listen olur. Birinciyle onuncu arasında en son onuncuya düşersin. Hatta onuncu da olmadı, on zorlarsın. Eğer milli takımın bir başat teknik direktör yardımcısına ihtiyacı varsa e, bu mesele çözülmeli bu zamana kadar. Emre Belezoğlu olmadıysa başka biri olacak. Var mı orada yardımcıya ihtiyaç? Bilmiyorum ben. Ama görüşüldüğüne göre demek ki ihtiyaç var. Yoksa görüşülmezdi. O zaman Emre Belezoğlu olmadıysa başka biri gelsin oraya. Niye gelmiyor? Plansızlık ortaya çıkıyor o Bitti. zaman. Bitti. Şimdi bu, bu bu tabloyu al aşağı doğru kaydır. İstediğin yere götür bu tabloyu. Ya bu, bu bu tabloyu al. Yabancı konusuna getir. Bu tabloyu al, bilmem ne konusuna getir. Bu çizdiğim tabloyu al. Türk futbolunun herhangi bir yerine koy tık 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 Ay aslında aynı mantık aynı anlayış aynı zihniyet aynı felsefe aynı. E buradan ya şimdi hoca haklı şu konuda. Kırılma anları aleyhimizdeydi bu maçlar. Bu iki maç. Yani kaybettiğimiz önemli iki maç bence çok vahim iki maç. 3 3 1'den 3 3 2 0'dan puan kaybettiğimiz kaybettiğimiz demeyelim. Ama, ama Hollanda maçlarında kırıl kırılma anları lehimizdeydi abi Hollanda maçında. Biz Hollanda'da iyi falan oynamadık. Ama skor gelince kimse onu konuşmak istemiyor. Norveç maçı da öyle. İşlerin İngiliz olduğu o anlar hep bizim lehimizdeydi. Öyle kazandık maçları. Dolayısıyla biz Hollanda ve Norveç'i rahat yenecek bir takım falan değildik. Orada kendimizi abarttık yani. Fransa maçı bizi yanılttı. Biz henüz o takım değildik. Öyle makine düzeneğinde oynayan bir takım falan hiçbir zaman olmadık biz etbeyle demedi. Hoca da bu konularda olmadı. Çok aslında. Öyleydi ama Avrupa Şampiyonası öncesi o da gitti yani. O da dedi Tabii. ki biz çok iyi takım. Finallerin yani, ciddiye kurulmaya başlandı. Şeye hiç kadar öyleydi düşünüyor. Bak Şunu uzun süredir anonsunu yapayım mı? Evet. Brezilya Arjantin maçı oynanıyordu. Evet. E, 22'de başlamıştı karşılaşma bizimle birlikte ancak maç şu anda ee, Arjantinli futbolcunun soyunma odasına gitmesiyle birlikte e, durmuş vaziyette. Sebep? Bunun sebebi de Arjantinli 3 futbolcunun İngiltere'den gelmiş olması ve maç içerisinde yetkililer 3 oyuncuyu da sınır dışı etmeye çalışıyor. Yani karantina kuralları olması gerektiği için e, ve şu anda maç durmuş vaziyette. Ama evet. bunun uyarısını yaptılar iki saat önce. Evet, Bunları oynatmayın dediler. Ama maçta başlamıştı. Ya, ama İlginç a gelişmeler açıkçası a Güney Amerika'da. Bence Arjantinler oyun muazzamlık yapmış. Evet Arjantinliler de soyunma odasına Bittiğin giderek... Gittiğin ülkenin kurallarına uyacaksın yani. Öyle değil mi? Ya bu, bu benim ülkem, benim topraklarım. Devlet kararı var burada. Şuradan gelen adam ya, şu şartlarla oynar. keşke müdahale edilsin. Abi yani Hiç o zaman, zaman başlamanın, 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 Güney Amerika Futbol Federasyonu'na başvurursun. Hı. Hiç Arjantin ülkeye almasın o zaman ama. Ha, o zaman o Brezilya'da yani, yani, yani ülkeyi aldın maç maçta oynamasını. O da başka bir şey. Şu bir yani, an o da. Çok Şimdi yapıyor. kim soyunma odasına gitmiş dedi? Arjantinli. Arjantinli. Arjantin. Şu an, an hemen Arjantin'den yana. Yurt, <laughs> <gelenler kimler? gülüyor> yurt dışından gelenler kimler? <gülüyor> <gülüyor> hemen Arjantin'den. Yurt dışından yada. gelenler kimler? <laughs> Loselso vardı bir tane. Evet. Arjantin futbolcuları. Evet, evet. Martinez. Bu maçı neden başlatıyor Brezilya biliyor musun? Bu bir nevi tuzak. Başlatma abi o zaman. Başlatıyor başlasın. Ondan sonra şeyini yapalım. Müdahalesini yapalım. Başlatma o zaman. Oynamadan 3-0 kazanacaksın. Başlatma abi maçı o zaman. Her tarafından sıkıntılı iş yani. Yani bana sorarsan o iş öyle polisle, polisle falan alıp atmaya falan çalıştırıyorsa Brezilya Tabii acayip bir yaptırım yer FIFA'dan. Ya öyle şey alır. olmaz yani. O büyük görüntülere büyük çok hakimim ama. Bilmiyorum ben devam yani nasıl ee, olduğu bilmiyorum ama eğer böyle olduysa güvenliklerin kadar bile pek e, iyi şeyler olmuyor. Vahim bence bir durum. Abi en baştan alma ülkeyi ya. Evet. Çok basit yani Biz de bu hafta şanssız şanssızız. Evet, değil Açık mi? kanalda Arjantin Brezilya maçına rakip olunur mu? Ama şu anda Ama bak, bak maç oynanamıyor. Maç oynanamıyor. <laughs> <Şöyle biliyorum. gülüyor> evet ya nasıl bir gücün var senin ya? <laughs> Yayın öncesinde seninle konuşurken bu konuyu sen dedin ki çok şanssızız. Evet. Gözün kaldı galiba. Evet, evet. şu anda. Evet. Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero, Celso Buendio. Martinez evet. Ya, Abi, ee... Brezilya Sağlık Bakanlığı görevli kişileri saha içine sokarak Olmaz olmaz. Şimdi 4 futbolcunun dışı sınır dışı. Yani sınır stadyumun ya. kenarında mı anlamadım. Sınır dışı 4 futbolcu göreve... O şehre oluyor. ülkeye girene ya. kadar sınır yok. Ya abi kadar böyle giymiş. bir şey olur mu ya? Sahaya kadar dahil olmuş. Böyle artık bir boyuncular. şey olur mu ya? Maç Peki reklam zamanımız Biz gelmiş. Maç 0-0 mı bu arada? Skor mu bilmiyorum. Ama ismine yakışır bir vaka. Yani maçın ismine yakışır bir vaka. Yani. Aynen gol yok maçta. <laughs> gol yok yanlış söylemeyelim. Gol yok. E, maç ama durmuş vaziyette. En büyük Bak, bir gol bak, var ya. Olacağım. Daha büyük gol <laughs> olmaz. <olacağım. gülüyor> <laughs> evet. Abi, golü şu anda kim attı ama? <gülüyor> <İşte> <gülüyor> Bakalım o sonradan. Devam ediyoruz sohbete efendim. Tabii ki reklama giderken Brezilya-Arjantin maçından bahsederek gitmiştik. İlginç gelişmeler yaşandığını ifade etmiştik. Arjantinli futbolcuların sınır dışı edilmesi, isteği ve tabii ki bunun saha içerisinde gerçekleşiyor olması şu anda dünya kamuoyunda büyük bir ses getirmiş vaziyette. Biz de açıkçası o reklam arasında görüntüleri izledik, şaşırdık. Neler oluyor diye bir tabii sorduk. Yani şimdi uyardılar, onlar tamam oynatmayacağız dedi. Sonra son dakikada Mehmet abinin ifade <laughs> ettiği Güzel. gibi 2 saat Güzel. önceden bir zaten uyarı. uyarı gitti. Uyarı uyardılar. Bunu buna o şöyle olur mu mesela abi. yani? Arjantin'de tamam oynatmayacağız rahat olun dedi. Sonra son dakika kadroya... Abi mevzu yani. oynayıp diyor. Ülkeye girişleri yasak değil mi normalde? Ya karantinaya girilmesi gerekirse bile. Şöyle şimdi havaalanına indin. Evet. Pasaport kontrolü yapılıyor. Bu dört oyuncunun durumu belli. Sen bunu oradan içeriye soktuğun andan itibaren... Tamam mı? niye oynadın niye sahaya çıkarttığını konuşamazsın oradan. Ben otomatikman Brezilya tarafına düştüm ya. Şimdi. Niye düştün? Ben de ne, anlamadım. <laughs> bir şekilde düşmüş olduk. Tamam bizde böyledir tamam mı? Biz Türkiye'de böyledir gerçekten yani. Bir şekilde bir tarafa düşersin. Sonra onu savunmak zorunda kalırsın. <laughs> şimdi Ben senin söylediğine cevap vereyim mesela. Tamam? İyi niyet gösterisi olarak havaalanında şey yapmadık. Alı Ya da alıp karantinaya götürmedik. İyi niyet gösterisi olarak. Ama dedik ki bu arkadaşlar oynatmayın. Kriz çıkmasın hayırlısıyla maçı oynayın gidin. SM listesi diye bir şey yok mu? Maçtan tamam, bir saat yeni önce. gelmiş edildi. ha. Hayır vermişler. Hayır, Baş Maç ba başlamış tamam, sağdan tamam, Bakanlık ama. da onu görünce bir dakika arkadaş biz dedik demiş. Biz demedik mi bunları oynatmayacak diye demiş. Televizyonda görmüştüm. bir buçuk Sağlık saat sonra yani. Bakanlığı mı? mı? Ha? Bir buçuk saat o kararı almış. Esami listesi yani. ne zaman verildi? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. Bir buçuk saat, bir saat, bir saat dönüyor. Dönüyor. Tamam Hayır. Esami listesi Sağlık Bakanlığı'na gitmez ki. Yani Abi federasyon yok mu orada mi? yani? Sevgili Cüneyt Kaşeler bir tweet atmış. Ne diyor? Dilerseniz okuyayım ve belki üzerine söyleyecekleriniz var da. Türkiye ne? Evet, coğrafya olarak Güney Amerika'da olsa. Cüneyt Kaşeler şimdi bizim programı seyretmiyor. Evet, bizi Maçı, Maçı mı seyrediyor? Maç maç Maçı mı seyrediyor? Maç duruyor buraya ha, dönmüştür. Tamam, Aa, bir tamam. kenarda maç açık. Bir Bak, kenarda Cüneyt biz Kaşeler Twitter'da. Twitter tamamlayayım mı? Bak, tamam. Tamamladım. Türkiye coğrafya olarak Güney Amerika'da olsa komşularımız bir Vezilya, Arjantin, Uruguay olsa her şey yolunda olurmuş. Kafalar aynı ifadesini kullanmış. olsa da çünkü Kaşeler Twitter'da ne derse desin acayip bir taraftar buluyor. Ben en son geçen akşam Sezen Aksu tweetinde bunu anladım. Değil mi? Sezen Aksu ile ilgili bir eleştiri yapıyor. Evet. Yaşa abi doğru mu abi? Bir büyük bir olsun. çıkış yapıyor aslında. Ben aynısını ben ne diyecekler biliyor musun? Allah belanı versin müzikleri anlamıyorsun demişim abi. Şimdi ge geçen... <laughs> çok büyük bir çıkış yaptı. Yani. Ama <laughs> <ile> <laughs> ömrümde böyle bir şey görmedim. Atiba at <laughs> at ile ilgili bir şey söyledi Cüneyt Kaşar. Kadroda yer bulamıyor. Dedi ki Atiba <laughs> at yok mu ya Beşiktaş şampiyon olmasın diye yapıyoruz dedi. Biz gülüştük falan filan. evet abi diyor ki bunu diyor ben söyleseydim. Hiç dinlemiyorum Beşiktaş taraftarı. Bravo doğru da ama cidden onu Mehmet söyleseydi ortalık. Ömrümden Niye öyle? Niye öyle Mehmet abi? Mehmet'in e, şeyle ilgili ya söyleme biçimi şey ya. Yani. Netlik değil. Ya, evet. Bu arada Lionel Messi formasını çıkartmıştı ve sahada diğer takım arkadaşlarıyla konuşuyordu. E, hem Barcelona'dan hem Paris Saint Germain'den. Şu anda o da soyunma odasına gitmiş vaziyette. E, zaten yelekle gelmişti en son. Bakalım neler olacak ama maç oynanmayacakmış gibi bir izlenim oluyorum ben. Rahmetli... Yok daha oynanmaz buradan söyleyeceğim. Rahmetli Ferhan Şansiyon dediği gibi interfulyo olamıyorum internetim yani. Bu arada geçen hafta çok insan kaybettik. Acayip insan kaybettik. hepsine yani. En son Allah bu Allah akşam Allah. Sayın Recep Mamur olmak üzere yani benim hatırladıklarım Ferhan Şensoy, Allah. İnci Çayırlı ve Milkis Teodorakis. Ee, çok başkaları da vardır da şu anda anımsamıyoruz. Hepsine gerçekten toprağı bol olsun diyeceklerimiz var. Allah rahmet eylesin diyeceklerimiz var. Çok değerli isimleri kaybettik. Rahmet olsun. Hmm. Peki milli takımı konuşmaya devam edelim. İyiydi Brezilya. Şu anda Güney Amerika'da Hı. ilginç şeyler olmaya devam etse de. Brez Brezilya iyiydi. Erdal abi şunu kaçırdın. Konuşmak Biz sen içerideyken reklam arasında baktık. Mevzu şu bildiğin şeyle, üniformalı polisler, joplarla stadın Hayır. dışından stada doğru Bayağı giriş yapıyorlar. Yani yani. Tam bunu savunamam artık. Orada sahadan alıp sınır dışı edecekler oyuncuları. Ha, bunu acayip bir görüntü. <laughs> <bir gülüyor> <laughs> <laughs> bunu savunuyoruz. <laughs> ya aslında bu yaşananlarla paralel değil tabi ama e, biz hani Norveçle Deplasman'daki maçımızı İspanya'da oynadık ya. Evet. Türkiye'deki maçımızı nerede oynayacağız? Burada oynayacağız. Burada oynayacağız da Burada oynama hakkımız var da adadaki oyuncuları oynatmak adına acaba Avrupa'da mı oynayacağız? Hmm, yapar onlar mıyız? Onlar öyle, şey? öyle yapmıştı. Ha, yapar mıyız öyle bir şey? Ya, tamam yapar aynı yaparız. olay değil ama bir paralel. Öyle bir şey? Seyirci avantajını kaybedip Yok, yapar Premier şey. Lig'deki oyuncuları kullanma artısını eklemek. İki Yaparım. Ozan bir Çağlar var. Başka var mı? Halil ya. Halil geldi. Başka, evet, yok. İki Yapmaz. Ozan bir Çağlar var. Yapmaz. Azerbaycan'da oynasak? Kırmızı o, listeler mi değil mi? Ona bakmak da, lazım. Bir Avrupa'nın da her ülkesi Artık, değil tabii. Bazı bunların hesabını yani. da yapmak Bos, gerekiyor. Bosna'da oynasak. Almanya'da oynuyor. Almanya, Almanya bravo Almanya. Almanya'da. Almanya'da. <laughs> bravo, bravo 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 <laughs> Norveç'te. Almanya'da oynayabiliriz ha. Hatta buradan da bir daha. iyi Bir de orası full biliyorsun. %100 orada. Tamam, orada orada <laughs> hiç sıkıntı yok. Bir de şey. <laughs> orada aç bir seyirci de var yani. yani hani milli takıma buradaki gene milli takım öfke merkezi olmaya başladı ya yavaş yavaş. Yani eski haline. Daha değil de MR'de. Başladı başladı başladı. O iyi bir şey değil herkesin rahat rahat dövdüğü bir takım olmaya başladı yani. Öyledir. Skolari. Brezilya'ya 3 gün önce geldik. Neden otele gelmediler? Doğru. Ama işte uyarmışlar. Pardon, Arjantin rektörü Kalon düzeltiyorum Scholar'da adamla uyarmışlar şey. da yani demişler şey. oynatmayın da. Maç önce. başlasın diye beklemiş onlar oynamadan. 0'a götürecek Yapar mı? otele müdahale etmemiş SAML listesi. Sen şey vardı. Arjantin etmemiş. delikanlıdır şeyi varsa. <laughs> <laughs> Olacak iş değil ya. Yalnız İngiltere'nin tüm dünya dengelerini bozduğu bir gerçek hala çok çok yüzümsüz bir şey oldu ya bence o konuda. Evet yani şu anda tüm Avrupa futbolunu, Güney Amerika futbolunu bile etkiliyor çok şu an. Lüzumsuz bir şey oldu yani. Peki o, bu kalealık Premier League kın, kınıyoruz Bu fiksturala ilgili de birkaç şey Onu da var. konuşalım da evet. Konuşalım. Oraya kalan maçlarımız ne oluyor falan diye. Şimdi biz bir kere 3 galibiyet aldık. İkisini direkt rakiplerden aldık ve o sayede zaten lider duruyoruz. Evet. Yani bir de Norveç Hollanda beraber ettiği, berabere bitti. O sayede lider duruyoruz. En azından 3 gün daha öyle duracağız. Ee, ama şimdi Averici için içerideki Cebeli Tarık maçına güveniyoruz. Şunu atlıyoruz. Hollanda ve Norveç'te evlerinde Cebeli Tarık'la oynayacaklar. Yani onların Cebeli Tarık maçı deplasman değil. Yani onu Bugün akşamki maç öncesi bizim iki Cebeli Tarık maçımız vardı. Avantajıydı. Dün akşam 3-0'da çok doğru yani, kullanamadık o Aynen öyle. Hepimizin bir Cebeli Tarık'ta var bir set. Ve içeride, onlar da içeride oynayacak. Biz hani doğru. içerideki maçımıza güveniyoruz da Averaj diye de. Hollanda da oynayacak doğru. içeride. Norveç de oynayacak içeride. 15'er sıfır falan kazanabilirler. Şu an yani. eşitlenmez diye umuyorum. Bence yani de. Yani avantajımız <laughs> bu üçlü setlerin bitiyor olması. Yani o bir milli maç arasında artık üç maç olmuyor. İkiye döndük. İkiye dönüyoruz. Ekim'de ve Kasım'da. Ama bu bu da herkes için geçerli. Ekim, kasım bitiyor değil mi? Kasımda, Kasım'da bitiyor zaten. Kasım'da son zaten. Şimdi biz içeride yenemediğimiz Karadağ ve Letonya'yı dışarıda kesin yeneriz diyebiliyor muyuz? Ya ben de, diyemiyorum. Şöyle normal, biraz söyleyeyim. daha orada... Ya onların üzerimize geleceğini varsayabiliriz. Ve daha fazla pozisyon bulabileceğimizi varsayabiliriz. Yenemedik ifadesi şu şöyle problem bence. Yani oyun olarak yendik ama iyi oyun mu? yok. Onlardan daha iyiydik. Evet, onlardan daha iyiydik yani her iki maçta da alacak kadar o maçı alacak kadar pozisyon bulduk. Asıl şey şu. Biz bu iki kayıpla bence bileğimizin gücünden fazlasını yapmış olmanın avantajını kaybettik. Çünkü Hollanda'yı yenmek bizim öyle çok sıradan, vakaya, adiyeden bir şey değildi. Yani Norveç'i deplasmanda evet, evet. ve farklı. Evet, farklı. Ve genel bunlar, geçerli. Bunu, bunlar vakaya adiyeden değildi yani. O fırsatı kaybettik. Esas sorun o. Ben diğerlerini alacağımızı düşünüyorum da Hollanda maçı çok zor geçecek yani. Çok zor geçecek. Ha, Hollanda maçı zor Şu, inanmıyorum. Şuna bir eee ıı, direkt kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz Tartışma ben. kaybedeceğiz. böyle demesi bir anda bir şey uyandırdı bende. Ümit. Bence hiç beklentilerin ötesinde bir maç olacak. İnşallah. Çok takımı bir e, şu, şunu söyleyeyim. Hatırlatayım. Olumlu açıdan biliyorum. Evet. 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 Aa, milli takımı eleştirmeyelim ya da işte e, moralleri bozulmasın şeyine katılıyorum. Tam tersi. Bizim milli takımımızın medya gününü göstermek gibi bir geleneği var. Bundan istifade etmek adına şu iki gün medyadaki arkadaşların hepsi böyle sert Evet, evet, evet yani. Var bizim öyle bir geleneğimiz. Abi yatağı 2002'de hatta ne? Kıskanan Skandal çatlasını içimizdeki düşmanlar. O 2000, 98-2000. O sonra 2002'de e var yani şey e, böyle bir geleneğimiz var bizim medyaya karşı e, içimizdeki düşmanlara karşı e, motive olma geleneği. Bunu kullanabiliriz yani şu iki günde biraz daha e, bence sert vuralım. <laughs> Belki reaksiyon gelir. Abi reaksiyon Çünkü gelen şöyle, jenerasyonla bu jenerasyonla Var başa kafalar? Var, var, var. İşte sorun o Mehmet. Benim asıl hayal karaklığım ne biliyor musun? Benim asıl hayal kırıklığım değişmemiş o. olması, evet. benzeşmek. Evet. Benim benim abi. biz bu turnuvaya katılmaya da biliriz. Bakın konuştuğumuz şey yani kaç gündür şimdi bir golü konuşuyoruz. bir gol, ya yani bir gol insan hata yapar, baraj hata yapar, kaleci ya Peter şey hata yaptı. Biz mutlu olduk değil Hata evet. yapmadım yani. Bizim başarımız mıydı diyor gol yani adam bıraktı topu elinden yani. Olur bunlar. Dünyanın her bütün iyi kalecilerinin yaptığı hatalar bunlar. O gol bir kere olur ya. 30 pozisyon olsun biz o golü bir kere daha yemeyiz. Yer miyiz o golü bir kere daha? Asıl sorun diğerleri bence. Yani öteki. Tam da asıl sorun milli takımın başkalaşmamış olması. Bizim hala aynı olmuş, olmuş olduğumuz şey. Biz bu milli takımı niye başka ümitlendik bu milli takımda? Bu bir kulübe dayanmayan. Yani Türkiye'deki dört büyük kulüpten herhangi birinin oyun sistemine, oradaki oyuncuların AB'liklerine, kariyerlerine dayanmayan çok çoklu bir yapı ve her biri bir birey olan demokratik bir milli takım diye ümit etmiştik. Ya yani bu bu milli takımın bundan sonraki Türk futbolunda böyle bir e, eski anlayışı yıkıcı, arka beşli anlayışını yıkacağını ümit ederek e, ben bu milli takımı çok sevmiştim, çok önemsemiştim. Öyle görünüyor ki çok da öyle Ama görüyor. o dediğin itiraz etme, kıskananlar şatlasın moduna bürünme, Burak Yılmaz işte kimseden çıkmaz. Çıkar çıkar. Hepsi de çıkar. Hiç Sağlam eleştiri olsun. Çıkar çıkar. Diyor. Bak sen diyorsun ki ha. yani öyle üzerlerine gidiyoruz ki iki gün sonra hem futbol olarak hem kıskananlar çatlasın reaksiyonu verirler. Ben diyorum ki Burak Yılmaz dışında Caner yok. Arda yok. Yani yani yemin da yemin çocuklar da almışlardır o kültürce. Yok almamışlardır, yok abi zannetmiyorum yani. Her saha içerisindeki o başkalaşım, yani o güzel temiz çocuklar falan amenna ama o reaksiyon gösterim, bu medyanın canını yakalım ağzına tümeyelim durumu işte. bence yok, 2000'lerde vardı. Çünkü o 2000 jenerasyonu özellikle 96 ile 2000 arasındaki 6 sene bayağı güçlü bir oyuncu figürü vardı. Şimdi burada şey kamuoyu ha. Burada kamuoyu anlamında Peki. böyle güçlü oyuncu figürü yani bir tek eleştirilmez Hakan Çalhanoğlu var. Onun dışında öyle güçlü figür yok yani. Evet, hayır. Mehmet evet, abi bunu eleştiriyorsun ha sen? Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sana Dur dur dur. Allah'tan eleştiremiyorum. Evet, eleştirme yani. Yani. yani? Hakan Çalhanoğlu eleştiri yaptığın zaman ya sen istediğini söyleyebilirsin şu an. Ben radyoda söylüyorum. Takımın Peki. ya şöyle bir şey var. Hakan'ı oynatamıyoruz. Çünkü biz ülke olarak Hakan'ın etrafına 10 kişi koymakla mükellefiz ya. Ne demek Hakan oynatın öyle? Ya şöyle. kardeşim. Hayır, şu soruyu sorarız ama ya. Bak şimdi ben e, garip bir şekilde Hakan'ın şeyine düştüm. Değil Avukat diye düşttüm yani. Abi bazı televizyon kanallarında düştüm yani. Abi bazı televizyon kanallarında şöyle bir şey oluyor. Mesela arkadaşlarımız 20 tane suçlu sayıyorlar Hakan yok. 20 tane karadağlı suçlu Hakan yok. Ş şöyle şu adamın yaptığı bir şey var da yani uluslararası alanda işte Milan'da yaptığı değil mi? Yani, yani Milan'da ve Inter'de, Inter'de sağlıklı evet. güzel oyunlar oynayabilen Hakan Çalanoğlu oğlu neden Milan yani, takımda iyi burada oynayamıyor? Burada da bekliyoruz ama burada yanıldığımız şu, e, mesela mesut transferinde söylemiştim ben onu hatırlıyor musunuz? Hı hı. E, i̇şleyen sistemde omuz atması çok kolay bir adam mesut ama Tek başına sistem omuzlaması falan böyle Aradılar, yani, abi, Aynı bir sorun varmış. O aynı şeyi demeyeyim. radyodaki eleştirisiz sonrası Mehmet'e söyledim. Yani daha söylemedim yazdım attım. Yazdı yani. bilmiyorum. Abi. Aynı şeyi söyledim. Yani e, Hakan Çağlanoğlu gibi bir oyuncu e, ben yani çok değerli bir oyuncudur ama biz Hakan'dan bir maçı al, çok kötü giderken ters yüz et, bizim takımı çukurdan çıkar, götür falan bunu bekliyorsak yanlış bir beklenti. Hakan işleyen düzenin içinde yıldız olur. Inter'de olur, Milan'da olur, Almanya'da olur. Yani olur yani Mesut Örneği çok doğru bir örnek okundu. Ama yani ne bekliyoruz? Hakan ne yapıyor noktasında? Orada Ama Hakan'la ayrışıyorum ben. Hakan'la ilgili evet. cümle dur anladım abi. Hakan'la ilgili cümle kurduktan sonra karşı reaksiyon şu geliyor. Öteki takımlarda yapıyor. Biz Hakan'a göre oynayalım. Hayır efendim ben kimseye göre oynamam. Hakan'a göre oynayalım diyen yok ki burada. Anladım seni dediğini. Anladım seni dediğini. Allah e, bilir onu söyledi önce bir Li liderlik yapmamalı, yapmak e istemez, yap istemez diyor. Ben yani yapmak istemez. Benim Öyle bir yetiştiriliş biçimi yok diyorum. E, Emre abinin söylediği bende ben de bir şey açtı. Yani benim yıllardır sorduğum, kendi kendime sorduğum. Hatta senin de mesela bu konuda konuşmuştuk. Çok seninle aynı düşünmemiştim. Ben yani sen de mesela gurbetçilerin olmadığını söylemiştin. Ben de onun bizim milli takımın kültürel yapısıyla ilgili olduğunu düşünürdüm. Hı <laughs> <laughs> Erdoğan sesinle ki, alakalı noxis, sorun devam ediyormuş. Hadi. Sorun gidebilirsin. abiye abi bir pas atayım şimdi, ben oradan devam edelim. E, ya Hakan da için bu şey, çağlar için de geçer. Şimdi lejyoner dediğimiz e, kendi takımlarında gerçekten çok iyi işler çıkartan e, çok iyi takımlarda oynayan oyuncudan. Şimdi Leicester stoperi çağların e, o performansının gelip burada Türk milli takımında ya bu niye olmuyor bu performans ya da Hakan Milandaki gibi işte şimdi Inter'deki gibi niye olmuyor sorusu. Doğru bir soru değil. Hani bizde sokakta işler bazen iyi gitmeyince şimdi Norveç örneği veriliyor. Norveç'te şöyle ya Norveç Türkiye olmaz ya da örnek verirken Manchester City ile bizim büyük takımları kıyas. Onlar şöyle transfer yapıyoruz. Hoca şöyle. Bu da yanlış bir örnek. Şimdi bazen Çağlar'ı Hakan'ı oradan çıkardığın zaman oradaki belli sistematiğin içerisinden çıktı zaman sudan çıkmış balığa dönebilir yani adam. O, o, o tek başına olabilecek bir şey değil. O bir kurgunun üzerine, oturmuş bir sistemin üzerine, işleyen bir şeyin üzerine o yeteneklerini orada sergiliyor. Bizim milli takımdaki problemlerden biri şu. Örnek gösterdiğimiz yerler orta ve uzun vadede gelişerek gitmiş yerler. Biz bu milli takıma yeni başladığımızı varsayıyoruz değil mi? Fatih Hoca'dan devraldı Şenol Hoca, Lucescu ile beraber genç oyuncular yeni bir işe başlıyoruz. Yeni bir şeye başlıyoruz. Ne hissettik biliyor musun Norveç ve Hollanda maçlarından sonra? Şimdi bir dükkan açarsın çiçekler mi çiçekler kapıda herkes hayırlı olsuna gelir. Eş dost şubu falan filan. 3-4 gün mesela atıyorum günlük 40 bin lira ciro yaparsın. 2 gün 3 gün sonra hesap makinesini alırsın eline. Ulan dersin bir ay 30 gün günlük bak 40 bin yapıyorum. Her gün 40 bin yaparsam 30 gün boyunca işte 1 milyon iki bu insanı yanıltır. O ortadaki ilk 2 gün 3 gün senin... Bir açılış bereketi, gelen eşin dostunun fazla alışveriş yapması, işte ihtiyacı yokken peynir alması şu bu gibi. Yani Hollanda ve Norveç maçlarını niye oraya bağlayacağım? Biz olduk zannedişi, dışarıdaki olduk zannedişi. Bu bizim bu çocuklara, hocaya, takıma da olduk zannedişi psikolojisine bürünüyoruz kısa vadede. Bizim kırılma anımız bu milli takımın, bu kadronun, bu hocanın kırılma anı ne biliyor musun? İtalya maçı. Oraya kadar her şeydi. Yine Letonya maçı 3-3 bitebilir. Önemli değil. Niye İtalya maçı biliyor musun? Biz hedef maç olarak, direkt rakip olarak, belki finalde karşılaşma hayalleri kurarak, öyle dedik basın toplantısında değil mi? İtalya maçından önceki basın toplantısında hocamız ve oyuncumuz İtalya ile finalde karşılaşırız cümlelerini ortaya koydu. Her şey o gün başladı abi. Sen İtalya ile finalde karşılaşamazsın. Rakibin İtalya değil, gruptaki rakibin de İtalya değildi. Direkt turnuvanın hedef maçı olarak onu koyduk. Bravo. Finale gideş yolunda önce İtalya'yı sonra geleni sırayla yene yene gideceğiz. Orada biz 3-0 yenilince bütün kimyamız bozuldu. Biz İtalya'ya 3-0 yenilmemiz kadar doğal bir şey yok. Bunu anlıyor olmamız lazımdı bir kere. İtalya bizi gayet 3-0 yenebilir. Şampiyon oldu zaten adam. İşte biz orada Hollanda-Norveç maçıyla o ciroyu her gün yapacağımızı zannettik. Öyle bir iş hacmimiz olmamasına rağmen. Bazen öyle. hatta. Evet o hiç iş, ha iş hacmimiz olmamasına rağmen. Şimdi gerçekle yüzleşmeye geldiğimizde de Gerçekliğimizi sahaya koyamıyoruz işte bu Karadağ maçları o bu maçları falan da o dengemizi olduğumuz seviyenin altında yaşama şeyi veriyor bize durumu oluşturuyor bir türlü ortayı bulamıyoruz. Yani biz hedefi ve seviyemizi doğru belirleyemiyoruz hep bize yontuyorlar ya işte medya çok şişiriyor çok şişiriyor ondan böyle oluyor ya burada benim iki tane Cengiz Ünder güzellemesi yapmam. Onun gol vuruşunu etki ediyorsa ya ne önemli bir adammış diriyim. yani Düşünsene bu altyapısı yok. İşte bölge fizik çalışması yok. Antrenman taktiği yok. Hiç karkışta 15 sene bu çocuk altyapı eğitimi. Bunlar yok. Kurulan iki cümleyle mi oluyor yani bu işler? Bizim hedef ve seviye belirleme konusunda bence problemimiz var. Erdoğan abi sesinle alakalı sorun gidebildi. Sendeyiz. Gurbetçi diyordun abi. Şöyle yani Emre abinin söylediğinden ben mesela meseleyi hep... E gurbetçilerden yeterince istifade edememizin sebebi olarak kültürel olarak görüyordum. Kültürel derken e, fark değil, kültür farkı değil de bizim mevcut milli takımdaki o kliklerin e, etkili olduğunu düşünüyordum. E, böyle bir olumsuz kanaatim vardı. Haksızlık da etmiş olabilirim. Şimdi Emre abi e, söyleyeyim ya, düşündüm de hayır sistemsizlik yani oyunla ilgili taktikle ilgili sistemsizlik olabilir. Çünkü e, yani çok alışıklar e, yerleşik düzene. Bizde de ise sonra içinde kara düzene alışığız. ve oyunculardan kara düzende olağanüstü işler bekliyoruz. Acaba bu da olabilir mi diye kafa açtı yani. So, sadece soru soruyorum ve düşünüyorum. Bundan sonra belki o gözle de düşünmek lazım. Hatta işte şeyi de düşünmek lazım belki. Messi'nin e, Barcelona'daki kariyeriyle Arjantin milli takım kariyeri arasındaki kariyer e, farkını da belki meseleye dahil ederek akşamın şeyine uygun olarak e, gündemine günde, gündeme uygun olarak Şimdi bunu da Şöyle bir gibi, şey var. E, acaba e, hani işte Messi de olan şey değil yani. Sistemde çok iyi. işleyen sistemde çok iyi. Yoksa tek başına bir Maradona değil tartışmasına başlamayalım gene. Girmeyelim. Ki değil. değil. <laughs> geldi bile. İlk fikir geldi. Örnek bile yanlış. Hiç Olmaz. Şeyden gel. Yani çok iyi bildiği. Herkesin de çok iyi bildiği. Hani var ya işte kurtun karnında doğmuşun bu tarafa gelmişin. Evet. falan filan. Ergenekon. Ergenekon pardon. 1071'de 1071. aklınıza ne geliyorsun? Bak ne diyor? Kim diyor? Ne geliyor? Alpaslan, Alpaslan geliyor. Malazgirt ovası geliyor. 1453'te ne geliyor? Fatih. Fatih. İstanbul. Başkomutanlık Fatih. Başkomutanlık meydan var ne geliyor? Atatürk. Atatürk. Niye olay gelmiyor? Ha, doğru. Evet bizde kahramanlık... Niye <laughs> olay gelmiyor? <laughs> Bak Biz 1071 doğru, deyince, bırak kahraman. burayı çık dışarı ekrana sor herkesin aklına çok doğal olarak Alpaslan. 1789 deyince Fransız itilagiri. Fransız itilagiri geliyor. Bravo. Bravo, bravo, bravo evet. Vallahi bravo, ben ne? bunu derste anlatayım. <laughs> O kadar basit ya. <laughs> ben bu radyoda anlatıyorum da. <laughs> Eyvallah. E, e. O yüzden Güzel. sen istesen de istemesen de Emrah abi gidip 1289 deyince Magna Carta geliyor. Magna Carta geliyor. Magna Carta. O, bravo evet. Vallahi imzalayan kralı hatırlaması Evet. Bizi. Neydi? Neyse. Ee, Emrah abi'nin Alman ekolünden bir abimiz olması değiştirmiyor bazı şeyleri. Yani dolayısıyla Emrah abinin, Erdal abi'nin Düşüncesi belki Ergin'in düşüncesi ya Hakan Çalhanoğlu sisteminde meseleye hayır abi senin ülkende senin toplumunda bak ta kurdun karnına kadar gittik. Kahraman var ben ne yapayım alayım bu coğrafyayı kaldırayım buradan 789 ha, bin kilometre kareyi atayım mı Grönland'a yapamam abi ben buralıyım ne yapayım. Tabii, o, o zaman da bu futbol dediğin oyunda geri kalıyorsun yani. Bir türlü o Yoksa düzeye evet. çıkamazsın. Hayır, halenenemiyorsun. Durduk. O bir iki tane kahramanın iyi olduğunda ben ben, ben, iyi ben mesela yani Ergen gibi düşlüyor Birçok kişi de benim gibi düşünüyordur. Yani ben futbolun 80'leri, 70'ler halini çok seviyorum. Yani bu bu oyun falan değil bugün konuştuğumuz evet. şey. Ama ben böyle seviyorum da ama yani yarıştığımız adamlar böyle ve buna uyma. o yüzden ha bir taraftan seviyorum ama bir taraftan da onu seviyorum. Ama bunun doğrularını konuşmak zorundayım. Niye? Çünkü yarıştığımız adamlar o bu. O zaman yani. kıyas yapmayacağız ama abi. Mehmet abinin söylediği mantıklı. Şimdi İspanya'nın iyi ve düzenli bir takımıyla ya da Inter'le ya da Milan'la bir, bir, kıyas yapmayacağız o zaman. Biz bu Şöyle, yüzden öyle diye gidip kendi hani biraz, stilimizi geliştireceğiz. Biraz biraz geleceğe dair öngörülerde bulunalım. Bu coğrafya kaderdir sözü. Coğrafya nedir getirecek 5 sene sonra. Çünkü coğrafya artık şu ne yazık ki. Tamam. Dolayısıyla ortada bir coğrafya falan kalmayacak. Dolayısıyla... eee yani beş sene sonra bu konuştuğumuz şeyler korkarım. Buna da ne yazık gidiyorum. çok anlamlı olmuyor. Hakan özelinde bu ülke Hakan özelinde bu ülke neredeyse bir on yıl öncesinde bir on yıl Nuri Şahin'i tartıştı. Ha işte yani mesela Nuri'den de biz verim alamadık. Ama tesadüf hep mi ülkenin Yıldıray'dan aldık dediler. Ben Yıldıray'dan da yeterince alamadım. Hep mi ülkenin sorunu bu yani? 2002 Yani bu çocuklar dünyanın yani en tertemiz yani. çocukları. Bu çocuklar her şeyi bilir futbolda harikalar. Ama bu canına yandım ülkesinin amir takım forması giyince ya hep kalamam kış kabar. Tamam bu yok. Bunun sorusunu sormalıyız. Ya yani bunun bir tane cevabı yoktur muhtemelen. Hakan için biraz da ben ayrımcılık yapılıyor gibi ama. Yani e, e, milli e, e, takımın seçiş süreci o, o da, o da, da olabilir. Etkili olabilir. Doğru. O da etkili. Hakan'ın meclis bağla, bağları, çok kuvvetli. Sen bir ara, ara Hamit konuşmak İtar'da istemiştim. Bir ara oynuyor. Milan oynadı. Hamit konuşabiliyor mu? ya bir ara konuşmak istemiştim. Konuşabiliyor mu? Hani onun tecrübeleri yani o ne yaşadı milli takıma ya bir gurbetçi olarak milli takıma gelmek Harika. nasıl bir Harika. Bak bir gazeteci bunu Bak, bir gazeteci gazeteci Altım, olarak değil sohbet etmek Hayır, Bir ya. gazeteci çok doğru soruları Hamid Altın Topa atıyorum faks eski sistem. Faxla gönderelim. O röportajlarımızı acaba kabul edecek mi? Çünkü bugüne kadar Hamid Altın bir ses tonunu duyduk mu acaba? Futbola ait ne düşündüğünü Hamid bildik Al mi acaba? Bir Azerbaycan milli maçı Abdullah Hoca'yı giydirirken gördük konuşmalarıdır. Abdül Hoca ne? Giydirdi ya dünyanın en iyi adamı böyle e, hat hut lazım bize dedi. Bir de maaşıyla Harcayla ilgili bir çıkış yapmıştı. Evet, Ebrar abi de diyor değil mi? Yanlış Azerbaycan maçından sonra Türkiye'deki futbol Ve Abdullah Avcı üzerinden bir şey yaptı da. Tabii tabii. Abdullah Hocanınkini hatırlamıyorum. Abdullah Avcı yani. ile ilgili ben şunu söyledi. Abdullah futbolumuzla ilgili. Yok evet, Abdullah Avcı ile ilgili, ilgili şunu söyledi. Bak yaz bulursun Hamid Altob Abdullah Avcı diye. Ya çok iyi adam, çok güzel adam ama soyunma odasında hot set lazım bize dedi. Ya İyi En, Hadi en söyleyeyim. beynel adamlarımızdan. Yani. Yani. <gülüyor> Alman <laughs> ekolünden gelen. Güzelmiş bu da bu da güzelmiş. Yani i̇ki. Hatırlamıyorum Mehmet yani, ben bunu. Evet, güzel. <laughs> Altun top mesela bir röportaj istesek verir mi bize? zannetmiyorum. Ya röportaj değil ben bir sohbet etmek istedim Hayır, röportaj yapma. Çünkü Hamid Altıntop biz ne diye getirdik? Futbolu, futboldan gelenler yönetsin. Tamam. Elimizde Real Madrid oynamış, Bayern Münih oynamış, Schalke oynamış. Bizim sahibiz. gururumuz olmuş. Sonra Galatasaray'da oynamış. E, ki yani da de bilmiyor artık. Tabii tabii. Ligi biliyor. Der biliyor. E, tek Ama bir değil, tane aksiyonluyorduk ki kupası biliyorum. kurallarını çekmek çok uzun zaman ve süre alıyor. O yüzden çok. Ha, işim bak, işim bak. adımı değiştiririm. Hakan Çalhanoğlu 15 sene sonra Hamit Altıntop olacak. Türkiye için. Ben neyi Adımı değiştirir. O da, da Galatasaray'a gelecek. O da oynayacak. Adımı ama bir Altın Top olacak. Şu şeyde kaybettik ya Azerbaycan'da. <laughs> e, kime kaybetti ikinci İstişire. maçı? Galler'e kaybettik. İkinci, İstişire. i̇kinci İstişire maçı. Şu o akşam şey değişti o gece yabancı yabancı kuralı o evet. gece değişti ya. Çok merak Abaylandım. ettim. E, o masada acaba çok merak ettim. Hamit Altın Top. Acaba ne dedi o masada? Çok merak ediyorum. Niye onu merak ediyorum? Diğer hiç kimseyi merak etmiyorum. O kadar çok önemsiyorum bunu. Çünkü federasyona girdiği zaman Amil Oltuk oh be dedik bu masada çok konuştuk. gibi. Oh ben be, hiç Mehmet Biz demedim. dedik en azından. Ya evet. ben tam, dedim. tam bu konunun üzerine şu yabancı sınırı konusunu da konuşalım. Yani. Yok, Kamerada bitirsin ama. Her her yönetim tamam. kurulu toplantısı ile ilgili bir şey söyleyeyim. çok tamam. güzel. Meyvelerini verdi 8 artı 3. Cebeli Tahar'a karşı yeni çıkan bir tane Efecan Solbek yeni bir çocuk yakaladık. Bu ya, ülkede de Hamid Altıntop federasyon başkanı olsun dendi. Ya, ya. Ya, Hiçbir tanımıyorsunuz adamı? Ben de derdim ya Mehmet. Niye Bunu, demeyelim tamam, abi? Tamam bu kadar. Konuş. Ya, i̇yimseriz daha İyiyimser... ya, Tamam o zaman bilmiyorduk ama. Yani. İyimser Ben biliyordum. Işte. abi bir şey anlatacak. Abi, yönetim kurulu toplantısı dedin de Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimi çok öngörülüdür. <laughs> 31 Ağustos tarihinde yönetim kurulu toplandı. Ve e, bu Covid-19 talimatıyla ilgili bir değişiklikler yapıldı. Açıklandı bu. 1 Eylül tarihinde e, Süper Lig ve 1. Lig için Hala lisans almamış kulüplerimiz var. Ulusal lisans bile almamış. Ligin 3 haftası oynanmış hala lisansı çıkmamış. Ehliyetsiz araba kullanıyorlar. Bunların son günüydü 1 Eylül. Ben saat 17.15'te tweet attım. Umarım unutmadınız diye. Gördüm. <laughs> Ondan yarım saat sonra açıklama geldi. Yönetim kurulu iddiaya göre 1 Eylül'de toplanmış bir gün önce toplanmış olan yönetim kurulu bir gün sonra böyle bir acil bir şey olduğunu öngörememiş. O gün almamış o kararı. 1 Eylül'de toplanmış. Bir daha o konuyu... 8 Eylül'e uzatmış lisans süreci. Ha, güzel. Şimdi toplanmadıklarını düşünmüyoruz. Toplanmış diyelim de ya siz bir gün önce de toplanmıştınız. Bu kadar mı öngörüden yoksunsunuz ya? Yani ne oldu? Başa döndük işte yani. Ve ya hala Emre Dözü Belezoğlu görüşmesini alın her tarafa koyun. saha içine koyun. Oraya koyun. Sen ee, ondan sonra yani, diyorsun ki <laughs> yani kurumsallaşma yani, da... falan diyorsun. Oo, <laughs> <O adam> da... <laughs> <Karadağ> maçı <laughs> Burayı kesersin değil mi Emre tabii abi? <laughs> Basın toplantısındaki o soru ve cevap. Hangi soru? Hangi soru? Sevgili Yabancı, Yabancı Sorduğu mevzusunu. soru ve e, yabancısını bile ilgili. Şenol Hoca'nın hiç yokmuş gibi yaptı. Hoca'nın evet. gardı düşmüş canım o konuda belli yani. Ama hoca şimdi şöyle bir şey söylüyor. Benim gündemim değil. Onun şunlara sorun, bunlara sorun şeklinde yani. ifadeler kullanıyor. Yani biz amirli takım teknik direktörüne ne soracağız? Hayır hocanın hocanın, hocanın daha, daha önce ayakkabı. açıklaması var hocam. Hoca unutmuş olabilir de var yani. Tabii ki yani ben yabancı sınırıyla ilgili destekleyici tabii, açıklamalar tabii, yaptığını yaptı, hatırlıyorum tabii, hocanın. Tabii tabii var hocanın açıklaması. Hoca unutmuş. Ya bu ayıp değil ki. Bu niye, niye ayıpmış? Ya bu hayırcı, hayır, öyle ayıp değil, düşünüyor bir düşünüyor, bir düşün de düşünemiyor. Yani, Düşünemeyeceğim. Onun faydalı orada olacağını mahalle düşünüyor, düşünüyor da bir sürü insan da düşünüyor yani ama o, hoca bu konuda ama yani işe, kaçıyor gibi şey yaramadığını gördük ya bu Söyleyecek. ne olacak söyleyeyim işte yani geçen geçen de söyledim bir daha söyleyeyim yani yolladığımız bütün çocukları daha çok para ödeyerek geri alacağız. E, Kaan Ayhan... daha hepsini geri alacağız. Seneye bak gör seneye seneye eğer bu kural devam etsin hele de dörde çıksın yani sadece dört olsun hepsini geri alacağız bonservis ödeyip geri alacağız. Kimin Hangi parayla? Eyle? Para bulunuyor bir şekilde. Bunu <laughs> valla buluyorlar. Hangi para hangi para? Buluyorlar abi. Yani. Bari, hangi para? Buluyorlar abi. <laughs> Daha da kısıtlanacak aslında rakamlar. Ama bir şekilde kulüpler <laughs> bunun buluyorlar üstesinden abi, gelebiliyor. Buluyorlar. Nasıl geliyorlar? Tabii bu konuda bir sürü Ergin dedi, Sarkı Ergin dedi ya bu bir şey olmaz dedi. İlk ödemeyecekler dedi. ben de kızmıştım zaten e yani. İki sene önce şey olmaz, ödemediler yeni yapılan. Bir şey ya. ödemez dedi bir daha yapılamaz. Onu da ödemeyecekler. Bak gör onu da <gülüyor> ödemeyecekler. <gülüyor> ben de kızmıştım Ergin'e ya o kadar da değil artık falan. <laughs> diye. yok abi adam <laughs> haklı yani ödemiyorlar. Evet. İşin sonu tabii ki daha ama karmaşık. Ama yani hoca da, da nasıl dahil olmuyor? Yani hoca bu konuda fikir net belli etsin yine belli etsin. Bak Etsin. Ligin ne zaman biteceğine kadar karar veren tamam, hoca. Tamam da dahil olmuyorsun ya. O zaman Türkiye'de futbol kültürüyle ilgili şikayet etme hakkı yok. Çünkü Türkiye'deki futbol kültürünü değiştirebilecek en azından değişmesi konusunda omuz verecek, bize yol gösterecek, bize önderlik edecek, rehberlik edecek üç adam var. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş. Niye bu üç adamı sayıyorum? Çünkü bu bu sistem yani bu ülkenin omuzuna en fazla apolet taktığı adamlar bunlar. O apoletler bu kültürle oldu. Kültür yok değil, var bir futbol kültürü. Kültür dediğiniz şey kültür yok olmaz. Kültür vardır, başka kültür vardır. Farklı kültür vardır. Kültürsüzlük diye bir şey yok kültür davranış biçimi çünkü. Var Türkiye'de bir futbol kültürü. Ama bu futbol kültüründen e, siz apoletlerinizi bu futbol kültürüyle aldınız. Değiştirmesi konusunda ne yaptınız? Fatih Terim, Mustafa Denizli. Ya Mustafa Hoca'yı biraz kenarda tutayım. En azından, en azından. Altay dediler, Altay'a gitti çalıştı. Rize Spor dediler, Rize Spor'a gitti çalıştı. Manisa dediler, Manisa'ya gitti çalıştı. Allah var şimdi. Mustafa Hoca'yı biraz kenarda tutayım bunun için. Hiç hakem şeyi konuştuğunda falan duymadım. Şimdi Allah var, öyle de bir tarafı var. Çok az duydum ya da. Neyse. Zaten Mustafa Hoca o kadar güçlü değil. Yani. Şenol Hoca Fatih Hoca çok güçlü adamlar. Ya siz diyeceksiniz. Biz sizi siz bir adım atacaksınız. Biz biz daha iteceğiz sizi. Ya bu bu ülkede futbol kültürü değişecekse bunun adımını ilk siz atacaksınız. Ben atamam ya benim öyle bir gücüm yok. Aslında 14 artı 14 kuralıyla bir süreç başlamış gibiydi. Bana göre en azından. Yani oyuncuların Avrupa'ya gidişi, sonra daha Avrupalı oynayışımız. Şöyle, kültür başka bir şey ya. Yani. Kültür sadece onunla değişmez yani çok değil. o bamba bambaşka bambaşka bir şey de. Bir bambaşka bir şey. O o biraz vazgeçmeyi de getirir yani. Vazgeçeceksin yani. Sert şey yapacaksın, vazgeçeceksin. Abi hani dediğin konuda Fatih Hoca evet katılıyorum. Ama orada da mesela şunu söyleyeceğim. O uygulanmadığında yani onun altyapıyla ilgili kısmı uygulanmadığında Fatih Hoca o gün istifa etti. Ve istifa gerekçesini bu kuralı getirdik. Fakat bu kuralın altındaki baraj bu kuralı yukarıda tutacak. Bu kuralı işler hale getirecek. Bu kuralı altyapıları önemli hale getirecek bu kuralın aracı şudur. Eğer bunu uygulamayacaksanız bu kural çöpe gider. Bu sistem çöpe gider deseydi. Ortalı ben mesela bilmiyorum ya o yani tamamen bahsediyorsun. Yerli oyuncuların evet, daha evet, çok oynatılmasıyle. ile ilgili. Ya o kısım uygulanmayacaksa o sistem çöpe gider. Çünkü o sistemi yukarıda tutacak, önemli hale getirecek şey o. Çok da iyi düşünülmüş. 2015-16 sezonunda o sistemik çıktığı haliyle uygulansa 100 milyon TL'ye yakın para dağıtılıyordu kulüplere. 100 milyon. Bugün Mesela, 15 milyon dağıtılacak diye yerli futbolcunu teşvik ediyoruz diyor evet, federasyon başkanı. 100 milyon. Bak 15'in Emre abi samimi olarak düşünceye soracağım yani. Mesela bu 100 milyonu dağıtmamak gibi bir şey olabilir mi Dağıtılmadı. Hani yani? Yok. yok. Sene, hay hay. İlk sene dağıtıldı abi toplandı mı? Kuralın, 100 milyon toplanmadı. Özür, dilerim, toplandı bozdu bu özür yani. dilerim. Kuralın uygulanmama sebebi. Ya bu 100 milyon da bizde kalsın olur mu? Olabilir kulüpler mi? kulüpler. Ha kulüpler. Abi bir şey söyleyeceğim. Emre abi ha? anlasın lan, çünkü lan. esas aktör evet. Emre abi olur biliyor musun? E, net Emre abiden anlattım. çıktı her şey. Yani 2015-16 sezonu başlarken bu kural ilk çıktığı şekliyle uygulansa kulüplerden 98 milyon küsur bir para çıkıyor. Kesecekler. Kulüplerden. Bugün ha fazla oyunu oynattığı için. Aldığın tamam. her yabancı için. İlave para ödüyorsun yani. o para. O para havuzda toplanıyor. Ona göre de sonra kriterlere tamam. göre kulüplere dağılıyor. Sonra o parayı kuşa çevirdi federasyon. Kulüpler şarladı bu para çok dediler. Uh -huh. Sonra şarladılar. İlk senede bu 43-45 milyon TL civarına düştü. Ve o para ödendi. Federasyon bu tahsilatı yaptı. Kulüplere dağıtmadı. Ne oldu bilinmiyor paranın. İkinci sezonda kalktı. Anladım. Teşekkür ederim. Ve Türkiye bunu nasıl öğrendi biliyor musunuz? Nasıl söyledik sahibi? Hatır, Hayır, doğru. Hayır Emre abi Onun onu da ben anlatmayayım. Fatih Hoca bir basın, toplan basın toplantısından sonra işte Şöyle ara cümle. Ya o kuralın da o kısmı da... Bir teşvik tarafı vardı ama... O da gitti o falan diyor. gitti arada falan King gibi bir cümle kullandı. Biz dahil kimse uyanmıyor Şey Emrah abi peşine düşüyor. Bittiğini Türkiye'de Emrah abi çıkarttı. Eyvallah. Ve işte yerli oyuncu oynatan birçok takım belki de... o. Ay, oradaki o en büyük hazin durum ne biliyor musun? Olacak. Emrah abinin bu dediği süreci bayraktarlığını kim yaptı biliyor musun? En çok parayı alabilecek ve o dönem en çok yerli oynatan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanı sayın Göksel Gümüş daha yaptı. Kulüpler Birliği sıfatıyla. eğer ona girmese Başakşehir'in o zaman o kadar çok yerlisi var ki. Uğur var, Ferhat Hemen, var. Evet. Me e kaleciler var. Mertle, Volkan, Hala da Mahmut var. O kadar çok yerli oyuncusu var ki en çok onlar para alacakken. Ya bu arada hafta içinde biliyorum dikkatinizi çekti mi? Ee, AK Parti yeni spor yasasının hazırlıkları evet, başladı. Evet. Üzerinde çalışılan taslağa göre evet. kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacaklar. E, kulüpler dernek statüsünden çıkartıp anonim şirket gibi bir göreceğiz şey. göreceğiz onu evet, evet. yani bütün o, de bu bütün temelimizde bu yönde 10 yıldır evet. falan konuşulan bir şey bu evet. umarım e, şeyle eee hakkıyla çıkar o yani bir bu kere başka bu mevcut e, kulüpler yasası bu bu, 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 baş, bu baş, çok çok e, sıfırdan çalışmaz. çok, çalışma. çok sonra söylemek istediğiniz bir şey cümle, var mı? sadece şimdi bir cümle söyleyeyim söyleyelim eklemelerini yani abi konuyu kapatmış olalım bir cümle yabancı kuralı falan getireceğinize çok basit bir şey yapın abi ben kulüplere ödediğim paranın %30'unu altyapıya harcayacaksınız. Bunun için de 15 tane idealist adam buldum müfetiş. gelip sizi denetleyecekler. 15 tane idealist adam bulunur memlekette. Ya yani bu memleket futbolu için bunu yapabilecek 15 tane adam buluruz, bulabiliriz. Gelecek denetleyecek abi. Sana verdiğim paranın 30'unu altyapıya, %30, %30 altyapıya gidecek. Bak o zaman oyuncu yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Bırak yabancıyı serbest. Dediğimi yap. Peki, o zaman Bırak. bana şunu söyleyin. Az önce okuduğum yasa çıkarsa Türkiye'de bir tane yönetici bulunur mu? Bulur. Kendi biz oluruz. oluruz Diyorum, arkadaşlar ben diyor ki bulunmaz. Biz, bir biz oluruz. Konusu. Reklamlara gidelim. Biz oluruz ya. Lay lay lay. Devam ediyoruz efendim. Ee, bu bölümde tabii ki kulüplerden de bahsedeceğiz. Ama Mehmet abi İzmir'deydi. İzmir'deki ee, ben Türksel, izlenimlerini bir dinleyelim. Ben Türksel Ground Fondo e, İzmir yarışı için gittim. E, bizim İlker'le ile beraber güzel izlenimlerimiz oluştu. Tabii İzmir'e gitmişken hocayı da görmemek ayıp olurdu. Bir el öpme seansı oldu tabii. Tek bir şey söyleyebilirim Yerli oyuncu arıyorum diyor. Yapacak bir şey yok. Ama e, İzmir dışında aldığım bilgi bu İzmir'de almadım bilgiyi ama Göztepe'yle Alanya şu anda hoca bulamıyorlar ve inan dertleri ortakmış biliyor musunuz? Bunu çok iyi bir yerden abi Söyleyeyim Kenan Koçak hocayla e, şeyin Tayfun Korkut hocanın adeta ortak yani birebir neredeyse değil ama benzer şekilde e, talepleri şu olmuş. Türkiye burası. Biz iki yıllık kontrat isteriz. Bütün parayı kontratın içine yazmanızı rica ediyoruz. Bizi kovarsanız diye. Ne demek? Ha, anladım tamam. 2 yani yıllık parayı alacağım. Evet. Her iki kulübün yöneticileri de ortak adeta bir dille ya burası Türkiye. Biz sizi 5 maç sonra gönderirsek zaten 3 aylık maaşınızı vereceğiz. Bu iki yıllık kontratı yapamayız demişler. Kenan Koçak bayağı Alanya'da kalmış. 2-3 gün ikna edememişler. O da Almancı bir abimiz, büyük kardeşimiz olduğu için Zihniyet o şekilde bakıyor. Bu yanlış bir şey değil. Doğru yapmışlar bence. Tayfun Korkut'la Kenan Koçak hocaların ortak zihniyeti e, beraber hareket ettiklerini düşünmüyorum ama ayrı ayrı olarak aynı şey yapmışlar. E, i̇ki yıllık toplam maaşı istiyoruz demişler. Şu Alanya ile ilgili bir bilginiz var mı? Yani Alanya Spor biz hep burada değil mi futbolu nasıl yönettiklerini övüyoruz kaç sezondur. Bu salt 3 maç saha skorları şey olamaz. Çünkü ka kadronun %70'i değişmiş. Orada başka bir şey, şey var. Şey duydum. Yani. E, yönetim hocayı demiş ki hocam yani bu sene başından itibaren artık bu agresif ide, oyun mu? Idef kurtulalım. Yani böyle gitmiyor değiştirelim. Oyun tarzımızı hmm. gerekirse oyuncu transferleri falan. Yok demiş ben böyle oynatacağım demiş. O zaman demiş. E, çok hayırlı bir ayrılık olmuş. Bunu hocaya söylediğin Ona zaman hoca bunu mu, kabul benim, ederse zaten mu? yolunun başında hocalığından taviz ve şeydi vermiş olur. İki, İki de anlaşamadı ama. Evet, Göztepe'deki Göztepe sorun da şu galiba, ya. Göztepe'de biraz işin şeyine kaçılıyor. Ucuzuna demek yanlış ama bütçe mütevazı olmak durumunda. Şimdi Sayın Sepil tam sahibi değil şu anda Göztepe'nin bir fonla ortaklaşa sahibi. Evet, ortaklık yapısı farklı. O yüzden Sayın Sepil belki futbolun tepesinde ama her türlü kararda kendi veremiyor. Muhtemelen bilançolara bakıyorlar orada da sıkıntı oluyor. Ama her iki kulübün henüz hoca bulamamasının sebeplerinin bu olduğu bana ne gün cuma günü falan konuşmuş hatta. Hatta bana haberi veren kaynak ya kulüpler haklı deyince daha da emin oldum. Ve tabi bu sözleşme meselesi <laughs> haberin doğruluğundan. Sözleşme meselesi son zamanların da ciddi bir konusu. İşte Ahmet Bey dün anlattı. Ahmet, Nuhçebi, Abdullah, Sayın, Avcı Ahmet Nuhçebi, Abdullah Avcı ile ilgili. Başkan Ahmet Nurçebi, Abdullah Avcı ile ilgili açıklamalar yaptı. Ee, yani bu konuda çokça tartışılıyor ki aslında geçen gün Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın çıkmış olduğu canlı yayında söylemiş olduğu sözler de var bununla alakalı. Ee, Abdullah Avcı cephesinden konuşan kesim de hatta o konuyu öne sürüyor. İşte Abdullah Avcı cephesi derken? Avcı yani cephesi Abdullah Avcı cephesi mi var? sosyal medyada Abdullah Avcı'yı savunan bir kesim varsa var onlar da cephe? bunu tabii ki öne o, atıyor. O olay biraz e, rayından, rotasından çıkıyor. Şimdi doğru zeminde bunu tartışmak lazım. Bu... Trabzonspor'un dahil olduğu bir şey değil, kurumsal olarak Trabzonspor'la ilgili bir şey değil. Ama doğal olarak hocası olduğu için, resmi hocası olduğu için bir şey refleksi orada gelişiyor. Çünkü adam diyor ki bizim takımımızın başında motivasyonu zedeleniyor, saha dışı konularla muhatap oluyor gibi bir savunma mekanizması ister istemez gelişiyor. Olay da Trabzonspor'la ilgili mesele değil. O konuyu biz burada daha önce yatırdık masaya, konuştuk böyle olmamalıydı. Olmasaydı herkes için kötü bir. Yani Beşiktaş tamam para verdi, zarar etti. Beşiktaş için de kötü, Abdullah Hoca için de kötü olay bu. Çünkü hadi bir daha açalım. Yani bilmiyorum açalım mı, açmayalım mı, konuşalım mı da? Hadi konuşalım oraya geldiyse. Şimdi bu 3 4 saç ayaklı bir mesele. Fatih Hoca'nın 2 yıl Şenol Güneş'in 2 yıl sözleşme imza attığı yerde Sayın Fikret Orman yönetiminde işte Ahmet Türkmezgül vesaire Abdullah Hoca ile 3 yıllık sözleşme yaptılar. Hatırı sayılır bir paraya yaptılar. 3 yıllık ve imzadan birkaç ay sonra hadi biz gidiyoruz deyip mesela istifa ettiler değil mi bıraktılar. İşler kötü gidiyor orada. Bu olabilir. İşler kötü gitti. Bir ara toparlandı tekrar gitti. Orada ciddi bir iletişim problemi iletişim kopukluğu var. Hata şu yani orada Hocanın gönderilemem, ben gönderilemem, gönderilmemeliyim mantığıyla işi biraz daha hukuka yönlendirdiği bir şey var Abdullah hocanın. Beşiktaş yönetiminin hatası, oradaki başkan ve yönetimin hatası o işi tamamen karşılıklı onaylaşmadan biraz zamana ve sürüncemeye bırakmak. Nasıl olsa hani hukuki bir şey çıkmaz mantığıyla. Ama teklif edilen şu, hocam çalıştığın dönemi verelim. Hocam çalışmadığın dönemi de verelim, bunu da verelim. İş bulduktan sonra yeni takımında devam et. İşin usulü de budur, hukukundan bahsetmiyorum. İşin usulü budur çünkü niye? Bilirsin ki e, Türkiye'de bu kariyerin boyunca peşinden gelir. Kim olursan ol. Olur. Gelir yani büyük takımın birinden bu bu tarz bir hadise. Trabzonspor'un da Ersun Hoca ile böyle bir hikayesi var, yok mu? Hmm. Var yani. Öyle bir Tabii ödedi. Hatta bildiğim kadarıyla faiziyle ödedi. Ödedi yani, faiziyle ödedi gittik, ve hala Ersun edildi. Hoca ve Trabzonspor dur. arasında arkadan geliyor bu iş. Trabzonspor Tolga Hoca'ya da odedik. ödedi. Ödedi. Beşiktaş da ödedi. Del Bosque'ye ödedi bilmem ne ödedi. Faiz farkı ödedi. ödedi Trabzonspor Ha dur Trabzonspor. Haykut Demir'e de ödedi. Özer Hurmacı'ya da ödedi. Özer Hurmacı'ya da ödedi. Her ödedi. Her gün bak şöyle. Bir de şuradan bak mesela. Abdullah Hoca kötü niyetli olsa. Şöyle bir hakkı var değil mi? Trabzonspor şey 3 yıl boyunca o parayı alma tüm parayı alma hakkı var. Şu anda Trabzonspor'un ödediği hariç var, var, var. Trabzonspor ödedi de ödedi. Var. Mesela Trabzonspor'a 1967 liraya imza atıp Karalını Beşiktaş'tan alabilir miydi? Tabii onu lirken? konuştuk ya Fatih Hoca döneminde konuştuk. Alabilir, yani. değil mi? Alırdı tabii. Yani şöyle de diyebilirdi hatta çok kurnaz olayım ben. Ee, siz bana maaşı 1967 lira gibi yapın ama sizden ben 1 milyon euro alayım. O 1 milyon euroyu prim olarak baş primini yükseltin. Beşiktaş'tan da tüm paramı alırım. Ya şunu atlıyor Sayın Çebi. Bir hukuki sözleşme var ortada. İşte bak, herkes zemin buradan kayıyor. Demek ne diyor Sergen Hoca? Bir taraf Abdullah yani Hoca, Trabzon tarafı oldu. Bir taraf Beşiktaş'ın. 3 yıl imza attıysa ama parayı almadı. Tamam eyvallah. Niye? Çünkü şimdi bak bir de şöyle bakın. Abdullah Avcı Beşiktaş'a gelmeseydi Fenerbahçe'nin hocası olur muydu? Tahmin yürütün ya. Başakşehir'le 5 yıllık kontratı vardı. Bir kontratı vardı. İki Fenerbahçe'nin potansiyeli adaydı. Yani Doğru Özellikle kişi orada muhatap, Beşiktaş'ın muhatabı Fikret Orman. Hayır, Fikret Orman, Abdullah Avcı değil. Abdullah Avcı'dan sadece rica edebilirsin. Yani gel şunu şöyle yapma. Bu işte rica zaten anlatılmalı. De, rica ettiğim bir şey olmadı diye. Ben yine konuşacağım. Konuşursun tabii. Rica ettiğim bir şey olmadı diye suçlamazsın. Yaptı diye teşekkür edersin sadece. Ben aynı Galatasaray meselesinde olduğu gibi. Bizim Galatasaray'dan, neydi soperin adı? Markao. Markao'dan mı? Evet. Markao'yla ilgili ahlaki bir karar verme talebimiz olmaz. Ahlaki bir karar verirse teşekkür ederiz. Bizim talebimiz hukuki bir karar vermesi olur. Anlatabiliyor muyum? Galatasaraylıların kendi içinde ahlaki bir karar verme talebi olur. Ben Galatasaraylıyım. Bunu ahlaken kabul etmiyorum. Bedeli neyse bu adama 3 ay ceza verin. Bunu Galatasaraylı diyebilir. Biz bir şeyler karıştırıyoruz birbirimizden. Bence. Bugün i̇şte o, bak, tam Erdal abi soğuğuna girerken tam söylemek istediğim şey buydu. Konu tartışma ekseninden kayıyor. Beşiktaş-Trabzon meselesine He. gidiyor diye. Şimdi Erdal abi otomatikman hani Abdullah Hoca'nın aldığı tazminatın altını doldurmaya ben de sanki bunun haksız olduğunu no, no, değil. yok yok sen, sen öyle düşünmezsin. Onu tamamen ekseninden kayma dediğim Vallahi şey bu. Ersun Yanal için burada şöyle demiştim ya o adamın hakkı alacak para. Aa, alacak para Bak ya. bir şey söyleyeceğim. Hiçbir hak bu kadar değildir. 20 milyon lira çalışılmadan kazanılacak bir para değildir. Dünya hukuki ben, hukuk ben bilmem hukuk tamam hukuk. Vallahi hukuk Ergin, bana yiyor. sorarsan bir yılda 3 milyon euro almak hiç Heh, doğru bir değil, şey değil. Değil, değil, değil. Ya. hiçbir ben aldığı para normal değil. Hukuk bu paralar, var doğru. Olmaması gereken. Doğru. Hukuki hakkıdır. Tazminat hepsi eyvallah. Mesele Trabzonspor ekseni. inşallah evet. çok başarılı olur. İnşallah şampiyonluklar yaşar. Ben benim Trabzonspor'a bakışım herkes bilir. O başka mesele. Ama gel gelelim. Mesela Abdullah Hoca değil. Ahmet, Mehmet, Erdal Ergin de olsa çalışmadan çalışmadığın dönemden 20 milyon lira almak kimsenin hak ettiği bir şey değildir. 20 milyon liradan bahsediyoruz ya. 3-5 lira ne de... TL söylüyorsun ki? Ne diyeyim mesela? Euro 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 söyle. Kaç para yapıyor 2, şey? euro 2 milyon yani. euro diyeyim mesela yani. Bunlar çok yüksek paralar gerek. Ha hoca da burada şey değil ha. Bak kabul edelim ki hoca da ya kardeşim para ödeyim ödeyeyim ben paracım. O değil zaten hocanın öyle olmadığını biz burada Olsaydı başta alırdı Bunu. Mesele şeye bindi. Aksetlendiren o bildiğim kadarıyla. Mesele şeye bindi yani. Hani beni neden kovuyorsunuz? Benle niye konuşmadınız? Siz benle niye niye avukatına yönlendin? Evet. Bu Tıpkı bir aynı Trabzonspor Ersun Yanal olduğu gibi evet. karşılıklı evet. inatlaşılmış. Evet. E, o İletişim şeyinde evet. sıkıntısına döndü. Keşke yaşanmasaydı herkese zarar. Yani Sadece maddi zarar, maddi kar olarak bakmayın buna. Süreç gösterecek zaten. Keşke olmasaydı, bu, bu orta yol bulunsaydı. Çalıştığı dönem ve çalışmadığı dönem bu işin usulüdür. Bir usul vardır, bir esas vardır. Esas yönünden yürü, yürütüldü. Bu iş kimse için iyi olmadı. Evet, Sedat Bey de bir soru sormuş. O da demiş ki işte Beşiktaş Başkanı Ahmet Lütfebi niye Abdullah Avcı'ya yüklendiği kadar Fikret Orman'a yüklenmiyor gibi bir ifade kullanmış. Ama zaten Beşiktaş iç siyasetinde zaten bu tartışmaları yapıyordu. O, onu diye, da iki, ediyorum. çok konuştum. İki cümle söyleyip onu da bitireyim. Son kongresi Beşiktaş'ın başkan onu konuştu. Şimdi bak Beşiktaş bir rotaya girmiş. Takım kurmuş. 10 gün sonra Borussia Dortmund maçı var. Kiminle hesabı varsa. olsun. Kiminle hesabı varsa kongre orada kardeşim. Eski başkanın yeni başkanın eski yönetimin yeni yönetimin. Daha Hala mı? şey mi? Kulislerde mi? Bu süreç Beşiktaş'a hayır getirmez ne hesabı varsa kongre orada. Herkes çıkar evet. kongrede konuşur. Kongre genel kurulu üyeleri vardır. Bunun kararını verir. Oylanır, eder falan filan. E şimdi bu tartışmanın hedefe gidilen yolda kimseye bir faydası yok. Bu şahsi problemler olabilir. Şahsi problemleri kurumsal hale getirip kulübün işleyişine, sürecine bu enerji kaybından başka hiçbir şey değil. Enerjiyi emer. Bir enerji yakalamışsın. Gidiyorsun. Maça çıkacaksın 10 gün sonra Şampiyonlar Ligi'ne. Şu Beşiktaş'ın 8. 9. gündemi olmalı. Olur gündemi biliyorum. o iç meseledir kongrelerde bunlar konuşulur ama sadece Beşiktaş'ın problemi değil maalesef Türkiye spor kamuoyunda futbol kamuoyunda Özkan böyle Bey e bir şey var. Bey de tam bununla alakalı demiş ki abi Peniç geldi biraz da Peniçi konuşun şeklinde bir ifade Oynasın konuşur. kullanmış. Ben aslında oradan da Emir abiye şunu soracağım. Oynasın. Biz zaten Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı zaman ne kadar para alacak, ne kadar kasasına para girecek şeklinde bir değerlendirme yapmıştık. Emir abi bu rakamlara çok hakim. Şu anda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek net parası ne kadar? Piyaniç transferi nasıl yapılıyor bunları da istersen konuşalım. Bir sadece bir şey anlatayım da. Tamam o detayı da verelim. Mesela ile ilgili çok öfkeliydi. Şeyini aldığında. Tazminatını aldığında. Onunla sohbetimizi hatırladım da bak. Şöyle anlattım aynen. Adam kovulduğunu televizyondan öğrendi. Trabzonspor hocası. Kovulduğunu televizyondan öğrendi. Sonra 4 sene boyunca kimse onu aramadı. Ya senin alacağın var gel bilmem ne. 6 sene sonra şuna imza at dedi. Ya adam da bunalır da bir, bir bir reaksiyon gösterir. Yani her insanın bir şeyi vardır. Yani. Dolayısıyla hani o süreçlerde çok kulüp başkanları biraz şöyle yapıyor yani. Ben senin bir at şuna imza. Adamın bir şahsiyeti var abi. O kadar öyle öyle değil. Biz camiayız ezeriz seni. Yok abi ezemez. İhtiyacında yine iletişimsizliğe evet, çıkıyor evet, galiba. Evet. Dönüyor, dönüyor iletişim problemine geliyor aslında. Ben, ben öyle yapılsaydı muhtemelen Ergin'in dediği gibi çok daha kolay halledilirdi bu mesele. Bugün biz konuşuyor olmalı. Evet. Sen de abi. Yani rakamları konuşmuştuk zaten. 25 milyon euro garanti parası var. Allah bereket versin. 24. giriyor katsayı sıralamasında. 32 takım içinde. 9 çarpı 1.1 milyon 137 bin euro. 10 de ona. Biraz küsuratı vardır da. 10 milyon 20 bin bir şey vardır. Yani 15'te şey düzleyelim. Giriş parasını. 25. Market pool konusunda hala işte 15, 20, 10, 30 uçanlar var. Ben onun yani en fazla 2, 3 aralığında hatta 2,5'u geçmeyeceğine eminim de daha fazla olmaz yani. Artık market pool mevzusu çok başka bir yerlere geldi. Çünkü eskisi gibi eskisi kadar çok para dağıtılmıyor market pool'da. Bu kat sayı parası diye bir şey çıktı havuzun içinden. Yüzde kırkını zaten UEFA oraya gömdü paranın. Market rakam düştü. Üstelik Türkiye'nin yayıncısının Market Bul'a katkısı düştü. O ikisini Onlar bir arada düşündüğünde ya bunları anlatmıştık işte o uzun uzun o programda. Hatta yani ben çok net söylemiştim. Galatasaray girdiğinde Beşiktaş daha fazla para kazanıyor da onu da anlatmıştım zaten. Hı hı. Yani tekrar onun için o kadar detaya girmeyeyim. 30 milyona yakın para alacak gibi gözüküyor. Bir 25 ya. garantisi. Galatasaray'da katılsaydı çünkü Ötesi kat parası 1 milyon 137 bin ha. artı olduğunda market pool tarafında ki oynama onu gerçekler. Vay be bak ilginç. onu o programda şey Elensin de onda oradan gelsin şeyi falan hesaplıyor. yapıyor. Tabii anlatıyor da her şey. Vay dün Beşiktaş şu anki transfer politikası. Aslında onu böyle aslında, tahta arkada tahta evet. olacak kara tahtaya yazarak şey anlatabiliriz <laughs> <laughs> yani bu transfer politikası aslında e, ciddi şekilde, kaynaklı şekilde ilerledi. Beşiktaş yani için ben mi? ama o noktada ben şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Yani e, ya zamanda bunu Galatasaray için de söyledim. Yani zamanda bunu bütün takımlar için söylediğim için Beşiktaş için de uzun için de söyleyebilirim. E, şunu savundanlar var. E, yani Şampiyonlar Ligi'ne giriyoruz. Bir kaynak var. O kaynakla transfer yapıyoruz. Tamam iyi hoş. İyi hoş da... eee Tam rakamı da bulayım söyleyeyim bir dakika. Ee, yani toplam finansal borcunuz Beşiktaş Kulübü Başkan 4 küsur olarak açıkladı toplam borcu. Yapılandırılan toplam finansal borç 2 milyar 893 milyon TL. Geri ödeme 7 milyar 175 milyon TL. 2 milyar 893 milyon TL 7 milyar 175 milyon TL olarak geri ödeyecek. Sadece Beşiktaş'ınkini söylüyor. Şimdi ortada bu gerçek varken Şampiyonlar Ligi'nden gelen parayla transfer mi yaparsın, borç mu kapatırsın? Ha zaten ödenemeyecek, hiç kimse ödemeyecek, ben de ödemeyeceğim. Onu da yapılandıracağız. Tamam buysa strateji. O dediğini kimse yapmaz. Ne Fenerbahçe yapardı. Abi zamanında yani Galatasaray'da işte Ozan Kaban parasını Cagney'e yatırdı. Evet. Çünkü e, o parayı o sırada kullanmazsa yazın transfer yapamayacaktı. Ben bu parayı Cagney'e yatırayım, evet. Cagney'i yazın satarım. O parayı tekrar transferde döndürürüm dedi. Evet. O da yanlıştı. Bu da yanlış. Abi Ama ha, böyle yürütüyorlar. Yani abi mesela Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerle bankaların anlaşmasının mesela neresinde duruyor bir garantörlük bir orta Niye garantör var? Bütün, yok, yok. Bütün garantörlük? Bütün bütün yayın paraları her şey garanti... orada temlikli. Şey oluyor mu? Yani federasyonun oradaki rolü ne? Yok yok esletebiliyor. Herhangi bir rolü yok yani. Yok, yok. Federasyonun söyle... federasyon şöyle bir şey var. Şunu biliyoruz. Eee Oğulcan'ın parasıyla ilgili şey mevzu vardı ya. Biz hani UEFA'dan gelen para ha. oraya vesaire. Ee, niye yayın parası oraya gitmiyor? Yayın. O. Yayıncı kuruluşun para hmm. yayıncı kuruluş ödeme yaptı. Niye o gitmiyor? Yayıncı kuruluş federasyonun içine bile geldi. Para oraya bile geldi. Bankaya direkt bankaya. Direkt banka direkt banko, temlikli. Niye sordum bunu biliyor musun? Ee, ya, en son ben o, de, Avrupa'dan evet. hani transfer Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız Dimitlerimizi için talebi vardı ya. Hı. En son federasyon bir oynadı kuraldı şey limitler mesela. 2 bölü 3'e çıkardı. Avrupa'dan gelen gelirinin ha e, 1 bölü 3'ünü tamam. 2 bölü 3'te 1'de 3'te, 3'te 2'ye çıkardı. Şey yani transfere borç gelir oranı %200'ün yani. üzerindeyse yani bu, mesela bankalar birliğine ikna eden federasyon o zaman değil mi hani? Bu bu ama limit talimatı limitteki rakamı açıyorsun. Tamam da bu kadar. Işte, bankalar razı mı buna? Bankaların limit talimatına bakıyor. bakıyor. Paramı şey, ödeyeceğim tamam. mi, ödemeyeceğim mi İki sene sonra? O da zaten bu sene bir şey yok Şimdi ödeme. Önümüzdeki sene başlıyor değil Ağustos, mi? Ağustos 2022 Ağustos'tan itibaren faiz ödemeye başlayacaklar. 2023 Ağustos'tan itibaren ana para artı Ana para artı, artı faiz. Ana para artı evet. Ödenmesi mümkün değil. Yani sadece 3 kulübün 6 milyar 190 milyon TL yapılandırıldı. 3 kulübün Trabzon Galatasaray Beşiktaş geri ödeyeceği tutar 15 milyar 438 milyon TL. Altıya karşılık 15, değil mi? Evet. Senede de eklersen buna şey geri söyleyeyim. ödenecek rakam 23 olur. Dur dur bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya. Yakında ekonomist almamız gerekecek zaten. Hayır bir de 6'ya karşı 15 abi bankaları zengin ediyorlar. Yani. Öyle abi 2 yıl hiçbir şey ödemezsen. Ha böyle olur. Değil mi? O faiz üstüne biner. Ana para edemiz. onunla Alt, beraber bir acayip bir adam, hale geliyor adam, zaten. Araba kredisi bakıyor. Neymiş? Gibi, yeni, ne, 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 yeni yasada ne yazıyormuş? Kulüpler dernek statüsünden çıkartılıp Banu şirket gibi yönetilecek Yeni yasayla ilgili şunu söyleyeyim. Evet satılacaksınız. Hepiniz. Çok basit bir sorun var benim yeni yasa ile ilgili. Eğer Türkiye'de bakanlık devlet Türkiye Futbol Federasyonunun kulüpleri layıkıyla denetlediğini düşünüyorsa denetleme görevi niye bakanlığa canım. E Düşünmüyor. E, o şey zaman gereğini yapsınlar. Bir dakika, o da iyiymiş. Denetleme görevi bakanlığa Bakanlığı. geçiyor. Evet. Tamam bak, o i̇şte hazır bu iş O da geliyor. Daha hazır bu o, iş da başlamışken o da ekleniyor. Benim söylediğimde devreye girer abi. Kazandık, aldığınızın yayın gelirinin. Yüzde yirmi beşin alt yapıya geçmiyor. Al ayırmak zorundasınız. Bakanlık isterse çat diye kendi Bakım. denetimini bunu işletiyor. da bunu odası. da bakanlık denetleyecek abi. Bit. Bak Türk futbolu bambaşka olur. Yüzde yirmi beşin alt Başka şansın yok. İstediğin yabancı mı oynat? Kimi istersen oynat abi. Yüzde yirmi beş aldığın para yayın gelir olarak aldığın paranın. Sadece yayın gelir, başka gelir yok zaten. Oteki gelirler de yalan. Yayın gelirinin yüzde yirmi beşini alt yapıya. bundan hep sistemli olması gerekiyor. Aynen öyle. Bu Bak yalan olan i̇şte başka bir şey daha gerekiyor. var. 3 kulübümüz Avrupa kupalarında oynayacaklar. Evet. En az 11 tane kulüpte yetişmiş oyuncu bildiriyorlar değil mi? Fenerbahçe'nin 3 çünkü 23 olduğu için kadrosu. Bu 11 oyuncunun içinde B listesine yazılabilecekken A listesine yazılmış oyuncular. Beşiktaş'ta Ersin, Rıdvan, Serdar. Galatasaray'da Atalan, Berk. Fenerbahçe'de Ertuğrul, Muhammed. Yani toplam daha saray iki kişi Arda ve İsmail, Beşiktaş Necip, Fenerbahçe Ferdi. Dört tane adam gerçekten A listesinde kulüpte yetişmiş. Diğerleri B'ye yazılabilir doğum tarihleri buna imkan veriyor. Peki, Ferdi yani esas o kadar ser. oyuncu yok. Evet. Ha, ayrı ama yani küçük Hap, yaşta Ama ona itirazınız yok. Ya. Abi, ha, nasıl itirazınız yok. Ya bak e, 2001 doğumlu, 2003 doğumlu adamları Club Ground oyuncu olarak bildiriyorsun ya çünkü do yazacak adamın yok. Evet. Vahim bir durum aslında bu. Beşiktaş'ın bu sene Tabii. federasyonda Bunu yetişmiş şey bildirdiği dört 4 oyuncu da bu sene transfer etti oyuncu. Mehmet Topal, Sali. ee, Salih, Sali Uçan, Umut Meraş, evet. Mert Günok. Başka yok. Benfica'nın başka yok. B listesi Türkiye'de yetişmiş başka düşündüğüm. oyuncusu yok. B listesi ne kadar genişti o takımların yani. İstedikleri gibi kullanıyorlar Yani bu, bu durumda altyapılar. Onun için aslında ya yani senin dediğine destek olsun diye söylüyorum. Yani orada hakikaten çok acayip bir kulüpleri zorlamaya ihtiyaç var. Doğru. Yani. Şu listeler yapılırken ciddi şekilde kulüpler matematik uyguluyor. Hocam kafa yoruyorlar yani. Çünkü şartlar yerine getirilemiyor. Altyapıdan çıkan oyuncu, kulüpten yetişme oyuncu. İşte şu e, basit dokunuşlarla belki halledilebilir. Yerli oyuncu zorlaması yerine kendi öz kaynağından çıkmış oyuncu zorlamasına dönerse bu iş Belki o zaman oyuncu yakalarsın. Bari yapıp ona da karşıyım da Ama hadi yaptın öyle yap yani. Onda da Futbol Federasyonu ne kadar samimi ki. UEFA 3 yıl şartı koyuyor. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu talimatı 2 yazıyor. Onu da 1'e indiriyor. 1'e indiriyor. Bir yıl o kulüpte oynaması yetiyor. Evet. Maalesef. 1 yıl ya. Bizim Muttalip sormuş. Selam söylemiş sana. Beşiktaş'ın maaş ödemi yükümlülüğü ne kadar yükseldi diyor. Oldu mu 30? 32 idi galiba abi ya. Ya yani yani tam Rus bir 21 lazım. net 20 25 falan galiba. 21 net. Eee Galatasaray'ın son yani, Trump aşamada ne hale geldi? 3, 3 abi. Galatasaray 30'a falan geldi galiba. E, Falcao'nun gidişi ve Falcao için net bilgi vereyim. 3 milyon euroya Galatasaray ödüyor. Evet. Ya bir yıl boyunca mı? Yani son bir yıl. Bu sezonun sonuna iyi, kadar iyi, 3 milyon iyi, eurosunu iyi, alacak. Yani 13 milyon euro Galatasaray'dan net para aldı demek. Evet. Yok yine de e, yani şey. Bonuslar hariç. Net Maddi tarafını ya. geçtim. Manevi olarak çok rahatlatacak bir iş. Artık yani ne olursa olsun denecek bir işti. Takımın insicamını bozan bir hadiseydi Falcao'nun varlığı. Hani manevi olarak bile gidişi çok fayda sağlayacak. daha tabii böyle bir şey bakarım. Şimdi Transfer galiba. piyasasında da işte son yapmış olduğu hamlelerle e, yani yeni gelen oyuncuların galiba maaş toplamı belki de bir Falcao etmiyor. Hesaplamak lazım ama hemen hemen öyle bir rakamdı galiba. E şöyle söyleyeyim sana halen Mustafa Cengiz yönetimi artı bu yönetimden dolayı alınıp satılabilen bir oyuncu yok Galatasaray'da. Mustafa Cengiz'in bir Allah şifa versin. birinci gününden Burak Elmas yönetiminin 3 ayı dahil alınıp satılmış bir oyuncu yok. Direktten de o değil mi Şimdi Mustafa olmuş. Muhammed olacak. Sattığı tek oyuncu şu ana kadar o da yetiştirme Ozan Kakan. Mustafa Onun Muhammed de hiç yok. kulübün oyuncusu olarak satılmayacak. Diye. Evet. O da en azından orada bir ticari deha vardı dersin ama yani sıfır şu anda. Galatasaray'da mı? Mantıklı bir şey olur, Mustafa Bey'den ya, ya Mantıklı olurdu o. emin değilim. Tabii. hani. Çok galiba, az bir karla çok az satışı kar. hani, gerçekleştiriyor. Kalırsa daha iyi olur mu? Evet o ihtimal. Ya şimdi ben büyük bir hasretle 8 değil ama 9 ya da 10 Eylül günü Galatasaray'ın e, söz verdiği üzere açıklayacağı toplam bilançoyu bekliyorum. Kalem evet. kalem beklemiyorum. Sayın kadar Başkan bununla ilgili şey açıklama inleyecektim. Niye transfer bedelleri falan açıklanmıyor mesela? en ait Trabzon kaldığı için. Diğerleri ha niye, çok akıllı. Niye, ya ne, niye açıklamıyor olabilir? Ha bak, ben Sonuçta bunu işte anlatayım. bir şey özür dilerim. Ya. Ya bunu şeye vermek zorunda değil misin federasyona? Bildiriyorsun. Abi bak ben sana şunu açıklayayım. Federasyona sözleşmeyi de veriyorsun. Ha? E, yani o zaman hani taraftar bilince ne oluyor mesela? Ne olabilir? Anlatayım. Şey, mantığını anlamaya çalışıyorum. Ben Fenerbahçe'yi e, 20 yıla yakın lan niye açıklamıyorlar, niye açıklamıyorlar diye eleştirdim. Evet. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon açıklıyordu. Beşiktaş'ta... 20 açık... olmadı canım. Fenerbahçe'nin açıklamadan vazgeçelim. Hadi 5 desin canım. 21 biraz attı. Ama Mehmet abartır işte o yüzden. Yani ka kapın <laughs> başından gecine gittin ya, sen. Niye, yani. niye bana tepki gibi? <laughs> Çünkü abartmayı seviyor. Tamam 5 <laughs> <beş> diyelim hadi. <laughs> Bunun ilk Beşiktaş için açıklanmadığı transfer Vida transferidir. Ben Fikret Başkan'a sormuştum. Başkan bunu niye açıklamıyorsunuz falan. Ya dedi. Aynen dediğin gibi. Taraftar biliyor. Para üzerinden konuşuyor. Oo. Medya para üzerinden konuşuyor. Bir de Anladım. oyuncular birbirlerinin aldıklarını öyle ya da böyle biliyorlar. Anladım. Sonra Bir iki baskı garip, baskı oluşuyor. İki garip enayi Trabzon Galatasaray kalmıştı. Fakat bu sene o enayilik şeyi Trabzonspor'a kaldı. Çok akıllı olan Galatasaray yönetimi yönetiminin 13. günü. 19 evet. Haziran 2 Temmuz açıklamama kararı verdi. Ve kardeşim Galatasaray söylüyorum. Galatasaray yönetimlerinin bugüne kadar yaptığı doğruysa doğru. niye bunu savunuyorsun? Yanlışsa niye Fenerbahçe tarafına geçiyorsun? Çünkü yıllar boyu Fenerbahçe bir şey açıklamadı, hiçbir şey açıklamadı. En dürüst biziz, en şeffaf biziz. E, tamam niye? Ne haltlar yönetimi şeffaf olma iddiasıyla geldi, değil mi? E, fikri, İl vicdanı şey. irfanı hürdü ya. Evet. ya. bak ee, çok büyük bir yanlıştır hatadır lan Trabzonspor'a tekrar şöyle ediyorum yani. Şu kısmını anlayabilirim sadece. Gerçekten e, acaba yani taraftar da bilince o ilk şeyi futbolcu üzerinde bir psikolojik baskı oluşturuyor mu? Gerçekten e, bizde var. Yani Erdal abi özür dilerim. Dünyada da var o ya büyük paralarla transfer edilen oyuncu üzerindeki baskı üzerine yani gerçekten öyle bir şey olabilir ama bir buçuğu da açıklamıyorlar ikiyle mesela ha, onlar bir şey geçen bir evet. tweet i̇şine gördüm işine gelen açıklıyor bu arada şeydi e, konservi falan işine gelen açıklıyor bir sınır varmış kulüplerde sınır, toplam 5 Fenerbahçe'de 5'de uğraşan Beşiktaş 1.4 işte Trabzon bilmem ne Galatasaray bilmem ne hep böyle bu Anladım. rakamlar ama niye bu rakamlar sınırlandı gelirin belli bir yüzdesi bir bağlı. O, aktifin bir onların bir oranları var yani şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. O yüzden Trabzon gibi. Bak ben, ben mesela Trabzonspor Spor takdir ediyorum ki menajer ücretinin yüzdesine kadar açıklıyor. Çok güzel bir şey bu. İşte yemediği var. laf kalmıyor e, o zaman da. İşte şimdi anladın mı? Senin söylediğin de doğru yani. Koyuta transferini hatırlayayım. Koyuta transferinde bir süre Peki abi o zaman. Koyuta transferini de eleştirelim. Hayır ben rakamsal Eleştire. açıdan söylüyorum. Rakamsal açıdan. Ya, tabii bir ki eleştirelim eleştirelim. iyi bir şey. Bir daha yapmazsın. Işte. O zaman yanlışın yanına gidiyorsun. <laughs> Ee, veya yıllar boyu Fenerbahçe'yi eleştirdiğin yere sen gidince olmuyor yani. Neyse. Bak şu anda mesela 21 diyorum ya Trabzonspor'un net maaş bütçesi şimdi gördüm bir arkadaş atmış. İsmi de neyse bulamam şimdi özür dilerim. Kusura bakmasın. 21 diyorum ya. Ya bu pekala 18 olabilirdi. Ya yani bu kadro ya yani bu ya bu ayarda bir kadro pekala 18'e yapılabilirdi biraz özenle yani. E işte o 18 seni belki 15 olsa döndürür. 21 olmaz bir daha seneye nasıl yapacaksın yani seni ne bileyim zor işler. Ergin'in dediği gibi yani bir şey olmaz. Gelen bir şey, bir, bir, çare bulur. Yani. Neye bir de yabancı mevzusu bir daha değişiyor. Artı 4 5, bir daha, bir daha değişecek. Yani. Artı 1 mi olacak? O olmaz. O diyor. Diyor. 4. Olmaz o. Ya kimse sözleşmeleri uzun olmaz yapmasın bunlara inanarak güvenerek. Yok yok olmaz, olmaz. Öyle kalır olmaz. şey mı? Olmaz. Kalmaz. 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 Serbest Eski haline Ya savunan kaldı mı şimdi ya? Şenol Hoca bile şey dedi ya ben karışmadım falan dedi. Yani. Savunan var mı şimdi çıkıp şunu savunan var mı? Hayır böyle olmalı. Doğru yapıyoruz diyen var mı? Kimin yaptığı? Cevabını diyorum. bile alamadım. Ben, iki, kişi, yani. ben yani. iki kişiyi. tanıyorum. Kim? Savunan mı abi? Atilla Göktçe cemizler. İkisi de savunuyor. Cem abi şöyle. Yani, İkisi de savunuyor Cem yok, abi. Yok yok şöyle. Cem abi de şimdi şöyle diyor en ya son yani. Ya ben öyle demiyorum diyor. Para harcamaya karşıyım diyor. Yani şöyle anlamıyor musun? Yok yok biraz o şey o şöyle. Onun tezi şu daha doğrusu. O, o konuda epey konuşur. Yoksa harcama diyor yani. Yok yok şöyle. onu demek istediği o bu yabancı meselesinin bu kadar köpürtülmesinin menajerlerin bizi farkında olmadan yönlendirme alakalı oldu. Çok güzel. Bir yerlilerin yani, e, yerliler ha, olunca ne oluyor? Ha, bravo. Sanki yerlerin menajeri yerlerin yok. Ya, menajeri bravo. yok mu? Bak ne imzalar atılıyor değil mi? Bildiğimiz bilmediğimiz. bilmediğimiz. Evet. Bu arada marka affedildi. Marka'nın affedilmesi ilgili de bazı sorular gelmiş Ayrısı ama e, bugün ilk maçına da çıktı affedildikten Klubün, sonra marka. Ya bunu Galatasaraylılar konuşur. İşte ya. Bir işte şey hukuki boyutunu ben konuşurum. Yani ortada hukuki bir şey varsa yani federasyon tutsa desek ki Markav'u affettik o zaman bu bir eleştiri konusu olur. Ama diğeri kulübün gelenekleri, değerleri, teamülleri bunu Galatasaray'ın konuşması doğru olur. Ya bu konuda Kerem'in galiba konuşmaya bu, daha çok hakkı var. Kerem bu konuda sorun biliyor edilmişse. Ayrıca bilmiyoruz. İkisi arasında ne yaşandı onu da bilmiyoruz bu arada. Bu arada. Yani ben Kerem'in babasını da tanırım. E, tabii ki doğal olarak Kerem bana daha yakın ama ne yani ne yaşandı bilmiyoruz öncesinde onda bilmiyoruz yani. Ya bir de şey kolay değil mi abi? Yani adam 4.5 milyon euro yatırım yapmış. Tamam yaşanmaması gerekirdi. Eyvallah ha. Ha. ama ha. şunu dışarıdan söylemek Şimdi. kolay. Yırtat gönder. Bravo, bravo. Ya tamam da baba. yani tamam. Bir aradı Galatasaray. Ya, bu ay yaz düzenin bu ay değil şey SkyLife'a yazdım yazı tam da bu. Yani transfer bizi aslında taraftarı olduğumuz kulübün kulüpten uzaklaştırıyor farkında değil kimse. Daha bizim olmuyor kulüp. Daha başkasının oluyor. Daha paranın oluyor. Niye? Çünkü değerler çöpe. Değer diye bir şey yok. Büyük şirketlerin değerine ne olur? Büyük şirketlerin şöyle değeri olur. Karlı, zarar vermeyen değerleri çok benimserler. Yani şirket gelenekleri bilmem. Kârlılığa zarar vermiyorsa onun dışında kapitalizmde değer diye bir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu yani bu değerler dediğimiz şey aslında ne kadar ekonomik olarak bağımsız olduğunun alakalı. Evet. Mesela Sekidika yapsa bu kavgayı geçen sene, değil mi? Bu böyle bir şey olmayacak yani. Evet, tamam, yani. Tam, tam evet. O zaman değerlerimizi evet. ortaya evet, koyabilirdik. Yani. Dolayısıyla bu <laughs> daha saylık bir mesele değil. Futbolun evet. geldiği yerle ilgili bir mesele. Dolayısıyla bu yeni futbol düzeni bizi mutlu ediyormuş gibi görünüyor ya bu böyle transferler, başarı, bilmem. Aslında tak, kulüple taraftar arasında mesafe koyuyor belki bunun bu üzerine tartışılacak. Güzel o yazıyı okuyalım. Şöyle güzelmiş. bir şey tabii ki belki de bir başka takımın yıldız oyuncusu yine aynı vaziyetin içine düştüğü zaman bugün bu noktada eleştirenlerin hepsi belki de o gün farklı şeyler söyleyecek. Ya yani. Nalıncı Keseri işte. Bir kendini bu arada herkes. Her gün, ya Barcelona ne kadar kötü yönetilmiş abi ya. Biz kaçırmışız o süreci ya. Ya 10 sene önce Barcelona ölmüyor muyduk? Altyapı bilmem ne kendi yetiştirdiği oyuncular. TV evet, Spor kapandı onun da savunucuları dald. İn Spor'da bak. Hayır şey biz de savunuyorduk. Beş mi? Yani, yani. Yani. mi? Yok Hayır, oldu. abi. ne yaptın abi sen yani e, Abi Lionel ile son sözleşmesi 5 milyon, milyon euro ya yönetim. transfer ettiğin adamı. Evet. E, 3 milyon euro gitsin de aman yani bir senede ya, bu abi. bu hale gelecek. Ne yaptınız siz ya? Nasıl bir şey yaptınız yani? 5 milyon euro. <laughs> Onunla ilgili bayağı bir Mesela, şeyler çalışmıştım da olur, zamanında da. Yani. Onu arıyorum bulabileceğim. Çok da, ilginç ya, değil mi? Yani. Laporta geldi. Laporta da toparlayamadı bu işte, Bugün işte. de toparlanacak Asla bir şey değil. Hatta Messi de yeni sözleşme vaadiyle geldi. Göndermek bir, zorunda Birisi kaldı. gelecek, birisi çıkacak. Kim olur bilmem. Şöyle bir futbolla ilgili çat diye el frenini çekecek. Araba bir patinaj yapacak. Burnu terse dönecek. Evet. Hiçbir canlı bir deri yuvarlak bir deri parçasına vurarak bu kadar para kazan. Demirlerin ya. arasından tamam. geçmesini sağlayarak tamam, tamam böyle 20 milyon euro, 40 milyon eh. euro, 60 milyon euro bon servis 150 böyle bir böyle bir gerçeklik yok. yok, yok. Sürrealist bir şey yaşıyoruz tabii, tabii. ve duvara tosluyoruz. Evet. Tamam mı? Bu bu yerde duracak. İnşallah. 2011'de Barcelona'nın maaş yükü 203 milyon euro. 2019-20'de 10 yıl içinde 501'e çıktı. Başarı da yok. i̇nanılır gibi değil. Tamam. Ee, toplam gibi La Liga'nın Covid sebebiyle limit daralması 503 milyon euro bütün kulüplerin. Barcelona'nın tek başına bunun %64'ü Barcelona. 324 milyon TL. Abi zaten o ikisi yani 2011 ile 2020 farkı gösteriyor zaten. 2,5 katına çıkmış neredeyse 2010, maaş ödemesi. 2019'daki maaş yükü maaş. 501 milyon euro iken Avrupa'da ikinci sıradaki Manchester United'tan 124 milyon euro daha fazla Tek başına ya. E, Neymar'ın satışı sonrasındaki hatta Neymar'ın kaybedişi diye söyleyelim onu. Çünkü serbest kalma maddesi vardı. O para ödendikten sonra Barcelona'ya yokuş aşağı gitti. Üret... Aldığı bütün oyuncular evet. kötü çıktı neredeyse. Ürettiği katma değer ne mesela? Bir kulüpten bahsediyoruz. 500 milyon euro diyor bir kulüp. Barcelona ayarında 12-13-15 tane kulüp var. Katma değer ne? Bu 500 milyon euronun karşısında insanlığa ya da sektörün peşinden, topun peşinden gidenlere. Olmaz doğru Bu olmaz. Şey. E, duygu. Yani hissiyata hitap etmek. E onun dışında elle tutulur bir çam ağacı, elle tutulur yapılmış bir gramofon, bir semaver falan hani bir şey yok faydalanan hislerin dışında, duyguların dışında. Anlatabiliyor yani muyum? Buradan Adorno'ya geçiyoruz, kültür endüstrisi. Eyvallah. <laughs> Yayının son bölümü hep böyle oluyor. Evet. Aslında devam etmek istiyoruz ama süremiz de kısalıyor, çok az bir vaktimiz kalıyor. Futbol ee, dediğin böyle bir şey. Işte. Futbol dediğin böyle bir şey. İşte. Futbol asla futbol değildir. Peki son bölümdeyiz. Son bölümde e, sadece futbol konuşmuş olmayalım. Voleybolda da çok güzel sonuçlar elde ettik. Avrupa Şampiyonasında kadın voleybol takımımız üçüncü oldu. Bununla birlikte erkek voleybol takımında da şu anda işler çok iyi gidiyor. Üçte üç yaptı onlar da. Güzel sonuçlar elde ettik ve aslında bu bize işte her zaman konuştuğumuz meseleye getiriyor. Voleyboldaki sistematik ilerleme ve aldığımız sonuçlar. Hep bizim yüzümüzü evet. güldürüyor. Para Çünkü Olimpikte arkada ciddi bir çalışma var. Ve ciddi çalışmanın sonucunu hep alabiliyoruz. Emi yani, e, e, abi neler söylüyorsun? Kadın voleyboluyla ilgili işte 2003 ev sahibi olduğumuz turnuvada final oynadık Avrupa Şampiyonası'nda. 2011'den beri son 6 turnuvanın 5'inde yarı final gördük. Muha, yani katılmayı bırak. Yarı final. Son 6 turnuvanın 5'inde yarı final gördük. Son 4'ünün e, 3'ünde madalyamız var. Son 4 turnuvanın tamamında yine Şeyimiz var, yarı finalimiz var. Yani gerçekten muazzam bir grafik var ortada. Bu turnuva, e, bu arada onu da söyleyelim. yani Belgrad'da e, final maçı, salonda 20.565 seyirci, dünya rekoru. Bir kadın voleybol maçı için bir dünya rekoruymuş. Kapalı alanda e, izlenen, Amerika'daymış daha önce rekor, bir NCAA finali. İlginin alakanında ne kadar yani yüksek seviyelerde olduğunu bir, artık anlayabiliyoruz. Şey tabii. O anlamda yani organizasyonda acayip mutlu şeyden bu seyirci tarafından ama bizi ilgilendiren tabii bizim takımımız. Yani yarı final maçını kaybedince bir eleştiri şeyi oldu, ivmesi oldu memlekette. Aslında o bile bence bu takımdan ne Beklentli. kadar çok şey beklendiğinin göstergesi. Yani o e, yani bu defa şu Sırpları yenseydik de işte altına yürüseydik de diye o arzunun e, tepkisiydi diye düşünüyorum. Yoksa bu takımın e, yani o eleştiriyi yapanlar bile evet. önce teşekkür etleyerek başlıyorlardı. Yani e, o anlamda yani e, gerçekten çok büyük iş başarıyorlar. Erkek takımı ile ilgili de şunu söyleyeyim. E, yani Rusya galibiyetini da, seyrettim ve yani ekran başında böyle şok olarak seyrettim. Hiç beklemiyordum yani acayip bir maçtı o. Ee, şimdi Hollanda ile oynayacağız. Sonra Finlandiya ile oynayacağız. Çaprazımız A grubu. Ee, buradaki maçlardan sonra Finlandiya'dan sonra Polonya'ya geçip orada kalıyoruz. Yani en azından kızlar gibi 3 ülke değil. Onlar sadece 2 ülke yapacaklar. Ee, yani e, muhtemelen bizim çaprazımız A grubu dedik. Orada 1 Polonya, 2 Sırbistan olur. 3 4 e, Portekiz, Belçika, Ukrayna arasında gözüküyor. Ee, yani orada biz oranın 4'ünü çekeceğiz önce. Kim 4 olursa. Sonra bizim grubun bir olursak söylüyorum. A2-C3 ile oynayacağız. Yani eğer Hollanda'yı yenebilirsek o da zor maç olacak çünkü. Onlar Ruslara 3-2 kaybettiler. İyi takım o da. Eğer bir çıkarsak çeyrek finalde karşımıza Sırbistan gelir. Yani ben bir sonraki turda geçeceğimizi düşünüyorum. Yarı finalde de İtalya gelir. Yani İtalya, Polonya, Rusya, Hollanda bunlar zaten Rusya'yı yendik bunların içinden evet. ama saydığım dört takım yani ayrı bir dünya orası. Kesinlikle. Erkek takımımızı da oralarda görmeyi daha doğrusu görmeyi hayal etmek bile bence çok büyük bir adım. Peki. Vaktimizi tamamlamışız. Ee, çok teşekkür ediyoruz voleybol takımımıza, kadın voleybol takımımıza ve erkek voleybol takımımıza. Erkek voleybol takımının da öne açık olsun inşallah. Bundan sonra karşılaşmalarda onlardan da iyi sonuçlar bekliyoruz. Ergin Aslan Ema Kayaloğlu, Mehmet Ayan Erdoğan hoş çok teşekkür ederiz şey Hayır, de de için. Teşekkür ederiz. Cüneyt abiye de selamlar. Haftaya bizlerle birlikte olacak tekrardan. Hoşça kalın.